yani çünkü o şey savar pişken yani uyunun hocayını bir fark hani ayol gen bollar gen bir fark yani uz bulan uz avara asabiyleşip o gen dünya kandamasına kadar beresiz yani savar bir şey. Ya saval cüde köp tekrarlanadı diyen yani saval. Kur'an-ı Kerim'de fe imsakun bi ma'rufun au bi ma'rufin au tasrihun bi ihsan diyen. Yani. Ya şeyler ya ya şeyler bu mesela cevabını verirler diyen. Yani. Yaşasın ya şey yaşa. Bu mesela zulüm kuma cevabını ver. Lakin cevaptan aldın kılınadı diyen bitti iş var. Nisa suresinde Allah Subhanahu ve Teala ayet dedi ki fe in khiftum şikak beynihima feb'athu hakeman min ehlihi ve hakeman min ehliha. Eğer er hatun ortasında acizim şügilen korsaylar şunu havf payda olsa darav talakka kademe girer gapni iki tomondan hakem bo'lsin yoki bir ahli ilim ortaga tushsin qozi ortaga tushsin qozilik qilsin avval haliga a'zo kasal bo'lsa darav kesvor demaysiz-ku avval davolashga urinish kerak. Davolab ko'rganman, aytib ko'rganman. Mumkin siz kerakli dorini qilmagan dursiz. Oldin kerakli dorini qilganmisiz? Ishonch komilmi? Jarrohlik qilishdan oldin hamma dorilar, hamma imkoniyatlarni o'rganasiz bitta a'zo uchun, to'g'rimi? Yo, endi shu tibbiyotda butun dunyoda gap shuki, bu kasal bemorligini endi amaliyot, jarrohlik amaliyotdan boshqa chorasi yo'q. Marhamat. Operatsiya qildirasiz, to'g'rimi? Oiladagi ajrim ham shunaqa narsa. Zulm ko'rish, diqnafas bo'lish va hokazo darrov ajrimga, demak, ajrimni oqlaydigan narsa emas u. Mumkin o'zingizdan o'tayotgan aybni bilmayotgandirsiz. O'zingizdan kamchilik o'tayotgandir. Shuning uchun bitta qoida bor. U bir kitap var ki neydi? Muvaffakiyet diye yetti sırrı. O için daha mı etken eken? Nizo çıkan peyitti. Cemiyette mi ailede? İçkerden taşkarıya diyen koydan işleş. İşleş. Yani islahını öz yüzden başlaş. Kemşilikini öz yüzden tapış birinci. Men mi kemşilikle yap ben ikin? Merhamet bitti örgenip görüş gerek. Odatan aksar holatlarda inson o'zining aybini o'zi ko'rmaydi. O'zining aybini agar mulohaza qilsa, kamchiligini to'g'rilasa, qarshi tomondan kelayotgan haligi ba'zi bir noto'g'ri munosabat ham to'g'rilanadi o'zi. O'zingizni ko'rmaysizlar. O'shuning uchun Rasululloh akam alayhissalom aytganlar. O'zining aybi birovlarning aybini ko'rishdan ko'zini to'sgan odam qanday ham yaxshi. Özünü aybını tüzeltiş, özünü kemçiliğini tüzeltiş, bırakını kemçiliğini körüp onu bu bilen şugullanıştan eğer kişinin meşgul kısa şu adam kemalat tapadı. Şu adam atrafını hem islah kıladı, özünü hem islah kıladı. Özünü islah kıyandaki atrafı islah buladı. Birinci bulup insan özden kemçiliği kıdırış gerek. Ya min okuyanında bana kıp körgen ben, ona kıp körgen ben. Ayet ben o davanı siz joyiga qo'yganmisiz oldin shuni bir o'rganingchi. Davo bilan birga zahar ham bergandirsiz yonida. Uni aytmaysiz. Men kirini yuvsam, ishini qilsam, yana nima qilishim kerak deydi. Siz qilganingizdan tashqari qilmaganlaringiz bordir. Qilishingiz kerak bo'lmagan ishlarni qilib qo'ygan joyingiz bordir. Ha, janjal va hokazo. Uni siz dardni davolaganingizda dori ichib qo'ysangiz bo'ldi emas. Surtadigan dorisini ham surtasiz. Parhezini ham qilasiz. Keyin u tuzaladi. Men dori ichdim tuzalmadim. Demaysiz hech qachon. Yana qayerda kamchilikka yo'l qo'yapman doktor? Qo'lingizni ko'tarib ham yurishingiz kerak. Keyin yaxshi bo'ladi u. Dori ichsizlar bo'lmaydi. Darrov baylaysiz qo'lingizni. Choralar hammasi ko'rilishi kerak. Tuzating. İkincisi hakem. Ali Gündek.
Yani bir ahli ilim, bir hayat körgen. Endi ahli ilimlerim her hal, doğrusunu etsem, bu yaş barlar kitap okuyanı bilen hayat körmegen bosa bilmeydi. Yani ki kitabını kur okuyan, tefekkür kumagen, yeşim bir almaydı. Şeriatın ahkamları, o maksatlı asaslar var. Asaslarını bilmeyen adam, o ikilemçi cüz'i meselelerini özü bilen uzakka varmaydı. Demek ana şimdi hayat tecrübesi var, ilmi var, o hakeza adamlarda. Mesela hatta hani nasihat dinlettireyim. Erkeğin ayetliyim. Bu mesela benim kemçiliğim ayetliyim. Yani aşık yapılaşı var şu gerek. Yani, ayol kişi erge itaat kılıçtı. Karayın. Canıya, maliye, diniye zarar yetmeyen cahide itaat kıladı. Lakin canıya, maliye, diniye zarar bulan peyde itaat sakıt buladı. Her kanaka insanın itaat sakıt buladı. Canga, malga, dinizge tahdid bo'lgan paytda itoat soqit. Agar mana shu qoidani ushlasangiz, erkak zulm qilmaydi, zulm qila olmaydi hech qachon. Zulm bo'lmaydi hech qachon. Erkak agar musulmon bo'lsa, unga Xudodan qo'rqish, Allohdan qo'rq deb eslatiladi. Nasihat qilinadi. Agar eplay olmasa, marhamat qilib javobini bersin, o'z hayotini kechirsin bo'ladi. Lekin gap talashish, u hokazolarni o'zi bilan ajrashish bu noto'g'ri. İmkan kadar gaptalaştılardı ve bertaraf kırışkı uğrunuş gerek. Talaşı tartışırlar var mı? Bu narsalar bu geçinmez bu. Çünkü siz hazır talaşı yapsınız bu bilen. İkinci adam bilen başka narsanın talaşasınız. Durmuş kısız. Bir er hatun geldi. İki yıl mı? Yaşaştı. Ya peyaşı yaşayıp gelişken bitti meseleden nizah çıktı. Şu ayağını talep durup dikenin yaşamayayım ben şimdi. Ben bunu bulalım yaşamayayım ben. Ben ettim ki bereket yapıyor. Siz eğer aile kurmasından yaşayıp ötemem deseyiz ihtiyar. Lakin aile kurmasından beraber deseyiz bundan kem muamma bu mıydı ailede? Yine bir de erkenin kayısıdır kılığına çizeşiz gereği buladı. Kayısıdır sizden kayısı bir hatınını bir de kılığına çizeşiz gereği buladı. Nemedir muamma buladı. Kim dedir kayınlarına? Kimdadır kaynesingil, kimdadır er hatın ortasında. Nemedir? Muamma buladı. Şu muammalar bilen küreşim yaşayız ki hayat buladı. Siz bağda bitti öz yaşayız iken hala genç yaşayız. Adamlar bilen münasebette yaşayız mı? İşhane gibi bahsizden adamlar bilen münasebetlerde siz kilişes ilacı yok. Bir ayak gelip küyünüm gepirdi. Aynen bir kaynağın hepsi bilen eğri bilen bugün muammalar. İşleyesin mi desem işleyeyim ben dedi. Meyettim ki işhanede hem muammalar oturadım misem, harası muamma buladı dedi. Hocan gâhı da bekerden bekerden sökümen kaladım misem, buladı dedi. Nime klas desem, nime deyse, hop deyse dedi. Küçük milyon aile göçün köyün yapsakken ki. Halal aile üçün. Nege bazı bir nesrlerini kötermişsiniz? Kötaremiz. Özün için el hatın birbirine sabır kılışı İn uluğ ibadet derecat hesaplanır. Peygamberler ayarlarına sabır kıyan. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Tahrim suresinde analarımızda zarbul mesel kıyan. Ve onlar arkali hemme ümmetke. Daraballahu meselen kânet tahta abdeyne. Daraballahu meselen lillezine keferu mura'ete Nuhin ve mura'ete Lut. Kafir ayollarga misali çünkü Nuh bilen Lut aleyhisselamlarını ayol. Onlar salih insanların kolu değildi. Lekin dozakya çüp geçti. Yani Allah subhanahu ve teala ikinci mümin ayollardan Firavun'un ayolu bilen Meryem'ni misal kıladı deydi. Ha? Ular kendi salih yaşayıp öttü. Bana şu ayette ayetlerdeki ulamalar. Nuh aleyhisselam eğer bir kişinin hatını çatak olsa erkekke nasihat eken ki Nuh'un hatını içe bağır mı hatını? Ya Lut'un hatını içe bağır mı? Üyüge mihman kese, bahçevazlarını mihman geldi deyip çakırıp çıkardı. Bağır mı üçüncelik? Ya üçüncelikmez. Lut aleyhisselam yaşayıp da o hatını bile. Nuh aleyhisselam yaşayıp da hatını bile. Sabır kıldı. Eğer bir kişi erden şikayet kısa bir ayol.
Firavun çeli var mı yedin? Aziya Firavun bundan yaşayken eken. Allah subhanahu ve ta'ala yani ana şunu de zarbul mesel kirtiledir. Doğru insan bunu mecbur mez. Cevap verişi, ecreşi mümkün, takat etmese. Lakin bunlar zarbul mesel yani etalon namuna. Takatsiz yetkence bunlardan örnek alas, ibret alas. Mana bu narsalar nihoyatda yaxshi bir nasihat bo'ladi. Oxiri hech foyda qilmadi. Yaxshi bo'ldingiz, hamma joyingizda aytib ko'rdingiz. Hakamlar ham ish bermadi. Endi unda erkakni endi asli shariatda qozi erkakni olib kelib adabini beradi. Endi hozir unaqa qozi yo'q. Ayniqsa Yevropalarda. Angliyada bor, Angliyada qozi bor. Shariy mahkamalar bor. Lekin hamma joyda ham topilmaydi. Endi bundan nima qilinadi? Bu endi ayolni ahli himoya qilib ayolni ahli ayolni haqqini himoya qilib beradi bunaqa vaqt. Endi hozirgi biz sharoitimizda. Va erkakka demak yo zulm qilmasdan yashash, yoyinki ya'ni vazifasini bajarib yashash, yoyinki javobini berish ixtiyori beriladi. Menimcha yuqoridagi oldingi choralar ko'rilsa, aksar bunaqa holatlardagi muammolar hal bo'ladi. Navbatdagi savol. Qoniqarli bo'ldimi savol? Bismillah. Agar iloji bo'lsa ayollardan bitta, erkaklardan bitta savol bo'lsa yaxshi. Ha, shunaqa. Ajratinglar-ku o'zingizlar, erkaklarning savolini boshqalar, ayollarning savolini boshqa bir kishi qabul qilyapti. Ovozim eshitilyapti? Eshitilyapti. Savol berishdi. Javob uchun katta rahmat. Soz. Biz kofir diyorlarda yashaymiz. Ma'noda savol berishibdi. Ya'ni farzandlarimizni e'tiqoddan chiqib ketish masalasi yoki ehtimolligi bor. Bunda biz gunohkor bo'lib qolmaymizmi degan savol berishibdi. Bunga javob bera olsangiz. Boya aytib o'tganingizda makon va zamon haqida gapirib o'tdingiz. Taalluqli bo'lsa kerak. Xo'p. Agar kishi diniga to'liq amal qilishi va farzandlarini dinida tarbiya qilish imkoniyati bo'lmasa, u yurtdan boshqa yurtga ko'chishi vojib bo'ladi. Chunki hayotdan maqsad aytganimizdek ibodat ekan, u faqat hayvonda yashab o'tish bilan, kun ko'rish bilan hayotni belgilashi noto'g'ri. Mayli, qiynalib ro'y yashasin, lekin ibodat, diyonat bilan yashasin va iymonini saqlab qolsin. Agar o'zi va oilasiga diniga jiddiy xavf bo'lsa, u joyda yashashi mu'min kishiga halol bo'lmaydi. Va ardullohi vasi'a deydi Alloh. Alloh yerni keng qilib qo'ygan-ku, boring boshqa joydan. Alloh rizqingizni beradi. Agar u yerda yashayotgan joyingiz kofirlar yurtidan boshqa bo'ladimi, farqi yo'q. Diyonatingizni, diningizni amalın dininizga amal qila olishingiz, farzandlaringizni iymonda tarbiyalashingizga imkoniyat bersa, marhamat, bo'lmaydi yo'q. Mening taxminimcha hozir dunyoda aksar jamiyatlarda, ya'ni diniy erkinlik bor. Hamma joyda bo'lmasa ham diniy erkinlik ta'minlangan. Odatdan biz o'zimizdan kamchilik o'tadi, noqislik o'tadi. O'zingiz diningizni yaxshi bilmaysiz. Qanday qilib farzandga diningizni tushuntirasiz? O'qimagansiz, bitta kitobni tugatmagansiz. O ko'nikmalar uzoqqa bormaydi. Ota-onangiz musulmon,
siz o Müslüman cemiyette doğulgansız, o Müslüman ailede doğulgansız, şu könükme bile yaşamayı doğrasız, şekillerken partisinde Müslüman muhitte bulgansız. Şu könükme bile siz ötüp getirsiniz, ötüp orası, yaşa orası. Yani onun energiyası yeterli, en çekeç. Lekin başka cemiyet, başka muhitte ulgaygen adamını halatı sizde kabulmaydı. O ilim bile tamirlenmezse, içki kuvvet bile tamirlenmezse uzak, o zayi buladı. Mesela eski batarya bilen maşine yürüyen için yürüyordu. Lekin yangi maşindeki yangi batarya salış gerekiyor. Farzallarını. Yani eski bataryanın kuvveti bilen siz yürüp geldiniz. Şimdi siz bilen tügedi kuvvet. Yangi avladaki yangi batarya, yangi kuvvet demek tamirlanış gerek. Bu ne bilen buladı? Bu farzanlarla İslam'ın çukur örgütçü bile buladı. Yüzdeki örgütçü içmez o. Namazını okuyordu, bittikten seni bilirdi, Müslüman mı sen ise Müslüman mı dedi. Bu uzakı var mıydı bu? Cemiyet Müslüman olsa, etraf Müslüman olsa, haliki az yine kuvvet bile yaşaydı. Lekin cemiyet karşı güçlerden ibaret olsa, cemiyette karşı güçler bile olsa, bu mesela siz ayetiyelik, siz taze hava, taze havasında sizi katta immunitet kereyemez. Taze havada yaşayabız, virüs o kadar derse köpem yok. Siz adi şu hayat tarziniz bilen, yeb içkeniz bilen, keserlikle karşı küreşip yaşayabız. Lekin siz virüs tarkagen cahaya kirip yaşamak için olsayız. Bu cahide siz turmak için olsayız. Siz immunitet küçertirsiniz. Onca virüse karşı darılar bilen siz tamirlanışız gerek. Bu mesela siz kesel bulasınız. Siz yaşayken cemiyette, siz dininizde, imanınızda virüs tahdidler kançalar küçülüyü bulsa, özüyüz ve farzanlarınızda de özenge karşı immunitet yukarı derecede şekillendirilmesi, tamirlanışı gerek. Biz yani şunu okuduk, yani şu bilen bana kirli yapıp zor diyorsunuz, adeşez. O dadiz anez Müslüman cemiyetinde 1300 yıllık ildiz bilen müstahkemlenen cemiyette yaşayan siz şu yedi tuğulgansız. O siz yaşayarken yangi bir hayat. Ona kadar ildizge egemez. Aksinçe karşı kuvvetler geyge. Karşı küçüler geyge. Bunu her bir cemiyette özünün ölçeminden alınır. Öncüncü ayet ben ki Müslüman kişi dinini kaysi derecede bilişi vacip. Kaysi cemiyette yaşarsa öşe cemiyetinde dinine toluk bilip amel kılı aladığın derecede. Ve diniden şubha kımıydığın derecede. Şubhanı tarkatken derecede. Tarkatadığın derecede. Şubha taşasa bırak. Raddiye bilediğin derecede. Ve diniden fakir iftihar tüyediğin derecede dinini biliş gerek. Eğer şu derecede bilmezse farzendiz dinini. Geleceğe de o dinini zayi kılır. Bunun çaresi talim. Şimdi kanaka talim veririz din. Hop farzandaki kanaka talim birsek buladı. Meğer tekten yukarı seviyeye erişiş için katteler şimdi öz bilgen tillerdeki kitaplardan faydalanıp yaşar. Lekin yaş avlat dinide yukarı yaşlı fahimge ege buluşu için Arap dilini örgeniş gerek. Dünya işleri için İngiliz dilini örgeni yaptı. Tirikçilik için Hıtay dilini örgeni yaptı. Dini için Arap dilini örgeniş gerek. Ne geldi siz? İbadetler evvela Arap dilidir. Asası ibadetler. Onların fahmi bilen bu yani o başka ruh, başkası ruh buladı. Onu siz tercihime bilen hiç kaçan tikil almayız. İkincisi, şeriat ilimlerinin çukur ilmi Arap dilisiz bulmaydı. Tercimeler berber. Eğer İslam menbelerini hamasını tercüme kıvarsa hem bu mıydı? Hama fikh, hadis, hamasını toluk tercüme kıvardı. Şularını okudu bir kişi. İkinci adam Arap dilini okudu, asıl menbeden okudu. Asıl menbeden okuyan başka alan buladı. Şunun için İmam Şafii'ye etkiler ki, farzandlar ilerge, Arap dilini öğretiler, dinini yaş, çukur çünet. Şunun için bizi aldığında ajdatlarımız
aldığı Moğollar baskından aldığı 5-600 yıllık avlatlar Arap dilini ikinci dil sıfatında bilgen. Doğru Özbek dilini yok etmeyen, Özbek dilini millet koyan. Lekin Arap dilini hem bilgen. Yani hazır dünyada köp devletlerde İngiliz dili ikinci dil yok. Bizde aldığında yakında yani Rus dili ikinci dil. O düşünsün ki Arap dilini yaxşı bilgen ajdodlarımız. Ve kitaplarını hem Arap dilinde yazgan şunun için. Hatta ne fakat dini kitaplar. Tabii fenlerge ait kitaplar. Arap dilinde yazılgan. Biruni kitaplarını asasen Arap dilinde yazgan. Bitti ikide Farsçası yani var. Lekin Arap dilinde yazgan. İbn Sina bitti ikide Farsça yazgan. Asasi Arap dilinde yazgan. O şeriat yazmagan Arap dilinde. Başka fenler, fen dili özü Arap dili bu. Arap dilini bilirse muhteşem, bizim uluğ medeniyetimizden bu haber buladı. Bu mesela onları bulmayız. Şunun için mesela Garp şarşunasları elbette Arap dilini örgenedir. Nima gelirse o tercüme yapıp koyan Gürcü'de köp kitaplarını Avrupa dilleri gelirse ya o bulan maksat ki etmemeydi deydiler. O bulan o çukur ilimge ege bulmaydı. Ege boruş imkanı yok. Asıl menbaga eriş için dilini örgeniş gerekiyor. Vasıta şu. Şunun için çette yürüyen, haricde yürüyen, ilerge imkanı edin, hayatta keng mi bilişimçi, Araplar hem köp ağzı hamıcaydı. O haliye Araplaşış diye manada mı? Dini menbeler kur yetişi için. Arap dilini biliş gerek. Yaşlarga Arap dilini örgütüyler. Ben bir yılda örgütüyle peyadırlar. Bir yıl iki yılda örgütüyle koyayım. Hayli Kur'an'ı yatla genç atlasın. Lekin Arap dilini bilsin. Şunda ular her kanaka savalge diniden cevap ala aladı. Ve haliyindik fahmı king boladı, dünya karış king boladı. Din özünü şeriat hakkı da karış king boladı. Ve başkalarga demek ki başka ali karşı küçülerge nispeten özünü şeptura aladı. Şu bilen birge Özbek men bitta narsani alohida ta'kidlayman. Biz o'zbek ulamolari, biz Mavaronnahr ulamolari. Bizni ulug' ajdodlarimiz dinni boshqa aksar arab xalqlaridan ham ko'ra yaxshi tushunib, yaxshi anglab, yaxshi saqlagan ekan. Ishonasiz, mana tasavvuf borasida ko'p qiziqib mutaxassis isteyimizdi. Biz özümüz yurtimizde, biz yani ahirge başayıklarını körgenimiz bazı ulamalarını. Ahirge, şu alınge bizi Bukhara medresesi ve Bukhara medresesinden tarqagan bizi uluğ ulamalarımız vakillerini, ahirgelerini biz bazı birlerini tapıp koyanımız. Öşe bulağdan su içken farklarla izler onu. Öşe uluğlarını tasavvuf boyunca ulardaki derece, ulardaki doğruluk, ulardaki saflığını dünyada hazır tabuma yaptı. Bardur yani men tabuma yaptı. Bu ise bitti iki tasarında sal yakınlaştırıp siz buladı. Sal yakın ruh, yaş. Bitti iki de üçte tört tasarından kanı atı hasıl kılaz. Yani Türkiye'den tarikatçılar, en tasavvuf küs kızıkkan, yaş, yutuklar gelişirken gel buluşu mümkünmez. Lakin biz görgen uluğlarını aldı da bazı bunlar bu dereceye yetişilmeyen. Nisbetten yakın. Hazır ki bizim ahvalımızdan yaxşı doğru. Lekin bizge yetişken aldığınki yukarı medeniyetke medeniyeti dünyada hem tapışı sıkıyın. Nadir. Bar. Yokmaz. Bar. Nadir. Değil mi? Ne demek açımız? Farzanlarınızı Arap dilinin dinini örgütürken siz bizim uluğlarımız Özbek milleti İslam asaslarında şekillendirilen ahlak, adab, medeniyetini hem elbette, elbette sindirin. Ahlak, medeniyet, bu ilim bu. Biz her geçe onu ilim deyip düşünmeyemiz. Könikme deyip bilemiz. Könikme uzakka varmaydı. Lekin ilim olsa oturadı. Alın ki Müslümanlar 10 tasla bir memleketke varsa, ya ki 100 tersi bir de memleketke varsa, birer tersi, bir de yarım tersi mümkün indi, ilimsiz, bilimsiz adam, arkaya gitken bulsa.
Lekin qolganlari dinida sabit qolgan, nafaqat sabit qolgan. Atrofini musulmon qilgan. Hoz bizlar borgan joyda boshqa dinga qaytib ketyapti, Yevropaga boradi, boshqa bo'ladi. Oldingi musulmonlar borgan joyini musulmon qilgan. Borib o'zi kofir bo'lib ketmagan. Borgan joyini musulmon qilgan. Vaholanki u vaqtlardagi odamlarda dinga qattiq e'tiqod bo'lgan, hamma din hamma yani xalqlar diniga mahkam bo'lgan, hozirgi singari bo'sh bo'lmagan. O'sha boshqa dinidan birgi dinga o'tishi ancha ish bo'lgan. Uning uchun mana bu musulmon o'ta katta mustahkam ilmga ega bo'lgan. Va madaniyatlar to'qnashuvi bo'lgan. Madaniyatlar to'qnashuvida. Masalan, o'sha vaqtda Rim madaniyati, Fors madaniyatlari hukmron bo'lgan. Musulmonlar tarqagan paytda, Islom tarqagan paytda. Lekin Islom ularni musulmonlashtirgan. O'zi majusiylashib nasroniylashib ketmagan. Nimaga? O'sha musulmonlar dinini chuqur bilgan, yaxshi bilgan. Va axloq, odob, madaniyatni ilm darajasiga olib chiqqan bo'lgan. Ko'nikma emas. Ko'nikma aytayapman, uzoqqa bormaydi ko'nikma. Ilm bo'lsa, u turadi. Siz mana shu joyda shunday bo'lish kerak, shunday qilish kerak deb bilasiz, shuni asosini bilasiz va shunga amal qilasiz, turadi. Ha biz yoshlarimiz nega boshqa joyga borsa axloq odobini yo'qotib qo'yadi? U ilm emas ularda u. Uni ilmi yo'q. Ko'nikma, ko'z bilan ko'rgan ba'zi bir holatlarda shundan ko'nikma hosil qilgan, ko'nikma u. U ko'nikma boshqa joyda boshqa ko'nikmaga moslashib ketaveradi vaqt o'tishi bilan. Shuning uchun bizlar qayerga borsa o'sha odamlarning kepatasiga tushib ketyapti. O'rusga borsa o'rislashib ketadi. Germaniyaga borsa olmonlashib ketaveradi. Amerikaga borsa amerikachalashib ketadi. Musulmonlik qolmay qolaveradi. Nimaga? Ilmi yo'q. O'zida o'zini o'zligi ilm bilan emas. O'zlik ilmga asoslangandagina u keyin o'zini muhofaza qiladi. Shuning uchun farzandlarga o'zligimizni saqlashni ilm asosida o'qitirib, singdirib qo'yish kerak. Ular o'zgarmas bo'lish kerak. Bu degani qotma degani emas, dogma. Unaqa emas bu. Inson umumiy insoniy prinsiplar o'zi bir xil bo'ladi. Yoki hamohang yaqin bo'ladi. Ba'zi bir hayot aytganimizdek asoslarida farq bor. O'sha asoslarni ushlasa ilm sifatida. Bo'ldi, qolgan hamma yo'lga tushadi. Va Islom madaniyati namunasi har qanaqa joyda ilg'or tura oladi. Bu qoloqlik emas u. Ilg'or bo'ladi. Ilg'or. Masalan, ota-onasiga yaxshi gapirishdi, qaysi insoniy madan jamiyat yomon oladi, aytingchi? Fohishabozlikdan chetlanishdi, qaysi insoniy jamiyat qoloqlik deydi? O tomi ketgan nafsiga qul bo'lgan shaytonni bandalari gapirmasa bu gapni normalniy odam bu gapni aytmaydi. Va unaqa shayton sifat insonlarning mezoni mezon hisoblanmaydi. Garchi har qancha boy, har qancha qo'lida quvvat katta bo'lsa ham u mezon bo'lmaydi bizga. Islom shunaqa mustahkamki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kichkina jamiyat, bitta o'zlari boshlaganlar, keyin ayollari. Mana shu jamiyat butun dunyoni o'zgartirib yuborgan, butun dunyoni. Nimaga? Bu ilohiy bu. Va ilm, axloq, madaniyat ilm bilan asoslangan ko'nikma emas. Shuning uchun Islom arab madaniyatini yaygan deyilmaydi. Islom ilohiy din. U dinni yaygan. Islom arablarning kiyinishi, ularning urf-odatlarini yoymagan. U ta'limotni yaygan, ilmni yaygan, ilmni. Shuning uchun hamma xalqlar o'zini kiyimida, o'zini ba'zi bir odatlarda qolavergan, musulmon, komil musulmon bo'lib yuravergan. Ana shunday. Borib Amerikaga kiyinishi mumkin, lekin u musulmon amerikan bo'ladi. Misol uchun. Axloqi, odobi, madaniyati musulmoncha bo'ladi. Va bu mana shunday bo'lishi bu ilm bilan bo'ladi. Va shu bilan birga o'zbekligini saqlasin. O'zbeklardagi odob, axloq to'g'ri musulmonlarni ana shu tasavvuf bilan ta'minlangan mintaqalarida deyarli yaqin, juda yaqin bir xil. Lekin oz Islom olamiga tarqagan va salafiycha dindorlik bor u. Bu haqiqiy sof
Ali güzel İslam'ın ifade kımı bu. Eğer çünkü şansız yüküzüp kıyas. Şunun için Özbek ana Müslümançılığımız değil. Özbek milletinde milliliği bilen dindarlığını saklasın ve bunu ilim bilen tamirlep birin. İnşallah ana şunda farzallar kere göse ular tasir kılıcı buladı. Tasirlen uçu emez. Vallahu alem istavar. Hop. Serfet gibi bir varayım bir de. Ha. Aleyküm selam. Bu savolların taloq aloqası yo'q ekan-ku, qaysi biriga javob beringlar oldi. Bo'lmasam oldin siz savollaringizga javob beringlar, keyin taloq masalasini aytib beraman. Xo'p, birinchisi Islomda ayol kishining qorasi ko'rinmasin degan qoida yo'q. Uydan chiqmasin, qorasi ko'rinmasin ko'chada umuman degan qoida yo'q. Rasulullah Kim Aleyhisselam payetlerinde hem ondan keyin hem ayollar köşeye çıkan, bozarlığa borgan. Yani Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hikayeler dikenler, ayol kişi bilen savda kıyanlar. Bir ayol tonap geledi, narhını bilmeydi. Hazreti İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh onge, sen arzan etip o yapsan deyip kımmet pul verdi. İmam Ebu Yusuf da anası gelip Hazreti Ömer, Hazreti İmam-ı Azam'a müracaat kıladı. O hakeza. Ayollar cemiyetten acilet koyulgen Müslümancılığı diyen gep, sapsata yalgan gep. Bu garp şarşunasları, Müslümanlarını kemsitip özünü ayarlar hakkındaki düşüncesini sindiriş için topgan uydurması bu. Öşenin çürmeyenler var. Demek İslam'da ayarlar karas körünmez kereyim ki. Ona gap yok. Ayarlar kadınlar meçitge bargan, cemaatke çıkan, bazarge bargan, sağda kıyan, yürgen, türgen. Bugün farkı avratı bekiy bugün bu oldu. Şeriat belgilegen yüz bölen koldan başka cayını bekitken. İkinci fark, ikinci nerse. Ayol başkasıyla nazik araşma kılmegen.
Adi münasebet buydu bugün. Bu oldu, şu fark. Hazır ki adamların istilah bile etken de hıcabı da bulsun. Çatır avret de bulsun. Münasebeti doğru bulsun, zaruret bile gelmezsin. Sevgi, muhabbet, birbirinin köyünü avlaşken ötmesin. Bu oldu. Salam aleyk. Resulullah Ekrem Aleyhisselam'ın huzurlarına ayarlar gelip talim alardı, uzattıktan savaş soruşlardı. Ondaki sahabalardan gelip talim alışlardı. O kanca şeyhler var. Ayarlardan İbni Hacer Askalani özünün muhaddise ustazlarını sanıp çıkan. O hammas amma halasmaz onlar. Namahram. Okuyan, okutken birbirini. Fakat bu narsa ihtiyaç derecesi de bugün. Zaruret derecesi de bugün. O paçık hamme cayla hamme şekilde kayıtsız imez. Mesela ayol, ayoldan aladığı ayollar yeterli bugün olsa bir ilimli örgeçte. Ayollardan agen. Ayollardan tapılmagen ilimli erkeğden agen. Lekin ayol ustaz durup erkeğini aldığı şaşmagen. Bana şunu görüşürüz. Size tekenge oşar cemiyetlerde ayollarga münasip cay, erkeklerge münasip cay. Ulanı yanmadan sınıfta oturduğunda oturduğunmazdan birbirlerden ayetelik biraz aralarda mesafe bilen ularga cay oturduğun kılıp maneli yok. Asasi erkek ayarlarına aralaştığından nime muamma çıkardı? Şeriat niye bu arada hoşyarlıkça çakırdı? İnsan hız tuyuğularını özü başkalarını kalır. Hazır ailevi acırmalarını cüdük yapıyordu. Ne gizli şu irhatın ayol kız erkeklerini aralaşıp buradan kim çıkarken böyle mi hazır çüntür birimi. Mesela siz ayol ne iş vesi, ayol ne yaşlı yapı, bu herkese anı fakat hatın izle görgensiz. Ayol güzelliğini ayol izle görgensiz olas. Siz çünkü mahluya bulup yaşayıp ötü olas. Lekin hem ayol bir hıl bu muydu? Güzel ayol kim buladı? Muamelesi güzel ondan hem kim buladı? Misal çünem. Latafatlıysa ondan hem nayab buladı. Şimdi siz bir çırağı yaşayıp geliyordu diyiz. Halinde bir güzel ayol sizce nazı karışımı kapı aldı. Siz üyüde hatınızı boyan muhabbetinizi pütür yetedi mi yetmedi mi? Halesiz halemeziz kellezde özgürlüsü buluş mümkün. Yani ki bana köp ayollar hazır hıyanatı ötketip kalı yaptı diyebdi. Nimeden bunu yaptı? Namahram erkek tanışırken peyette iyiri ayetmeken şirin geplen ayeti yaptı. Şundan ki diyebdi. Şundan baş adamına yaşasam bahtli bulamam ikin deyip kalı yaptı. Kerigüsü acıraş yaptı. Acıraşmadan takdirde ne ki beni erim bunu kademe yaptı deyip cancar kılı yaptı. Bana şu çalıştırış var. O hala siz hala mesela siz o ihtiyar, bir ihtiyar. O an az sizde ketedi. Bana şunun için şeriat erkek ayolunu namahram. O hemen erkek ayolunu kaçsın değil mi? Gen? Mesela siz mahramlarız. Nikahı sizge haram bugün kişiler. Kaçmayın birbirine. Oyağa gitmeyen kızlar, onlar da ayarlık latafat şekillenmeyen şeriat onlarını mesela hıcabda yürüsün demeydi. 5 yaşar balığa hıcabı olup bu yaptı, orası oraya vursun, örgü etmek şudur. Lekin şeriatın talep edilmez o. Şeriat ayarlık latafat şekillenmeyenden keyin onu himaye kılış bir yadan. İkinciden başkanı fitneye salmasının teminatını kılır. Eğer o şu Özbeyler cemiyetinin yığılışı da, bana şunlaka bravlarını hatınlığa İyiliği işkibaz bulup kalış havfa hatarı aldı alınsa ayarlar özünü satır avretinde kelip getip iştirak etişinde maniyeliği yok. Bazı bir caylarda Özbekistan'da toylar buladı. Ve özüm iştirak etkenlerden eşitken var. Onlar da bazı bir çeki caylarda benim sözümü tasdiklaştırdı. Araksız toy kılmaydı onlar. Ve erkek hatın aralaş buladı. Göz bilen görgen kişi ayet vergen menge ancaklık. Şimdi kayırdı, sıvı ayet, kayısı kışla alıyını ayetmeye koyu kalı. Toy dediydi, ular dediydi, rası iç içerken. Kiyin kaybı kola dediydi, kiyin rası onge çüşerken. Kiyin birbirini ir hatını aralaşıp biterken. Öyle palancını, hatını çıralıyken mi? Dip birbirini hatını gözler biterken. Toydan kiyin rası bularken. Şeriat, bana şu nesneler aldığını alış.
üçün erkek ayolning ko'yini buzilmasin birovga nazar tushib deb ma'lum odob axloq chegaralarini belgilagan. Bu odamlar o'ylaydiki, bu shunchaki Alloh hech bir narsani shunchaki qilmaydi. Siz iymon ishonavering. Qur'on va hadis Alloh subhanahu va taolo va uning rasuli bir gap aytdimi, hech qachon bejiz bo'lmaydi u. Hech qachon. Hech qachon maqsadsiz yo'q, bo'lmaydi. Bitta ham kalima yo'q maqsadsiz Qur'onda. Shuning uchun unga o'xshagan jamiyatlarda shariatga muvofiq tashkillashtirilsin bemalol. Bemalol ayollar o'zini davrasida o'zini nimalar bilan, dugonalar bilan, erkaklar o'zini davrasida o'zini dugonalar bilan gaplashsin. Ro'paraga yana tanishtirishlar so'rashib qo'yishi, yaxshimiz, tuzimiz deyishi, bir-birlardan ba'zi narsalarni so'rash. Moneli yo'q qilasiz, hech qanaqa. Savdo sotiq qilasiz, erkak ayol nomahram. Gaplashasiz, gohida bir-biriga xizmat qiladi. Moneli yo'q hech qanaqa. Lekin fitna xavfi tug'ilgan paytda to'xtatiladi. Shuning uchun Qur'on Karimda bor. Nur surasida keladi. La yarjuna nikahan. Wallati la yarjuna nikahan. فَلَجُنَا حَتَّى يَضَانَ وَالَّذِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. Yaşı ötken keksa ayollar yasam tusam qilmasdan bazı bir tashqi kiyimlerini tashasa zararı yok. Bizde teskari qaraganda o'ram olishadi, biroq qaramaydigan paytda hamma qaraydigan paytda yechim olishadi, teskari bu. Qur'on aytadiki haligindek fitna soladigan paytda go'zalligini yashirsin. Biroq qiziqmaydigan yoshga yetib keksaygan paytda unda o'shunaqa yasan-tusan qilmasdan ancha-muncha masalan bilaklari sal ko'rinsa, boshqa bo'lsa, muomala munosabatlarida bemalol bilashish mumkin. Chunki masalan siz xolingizdagi odam bilan ayolga qalbingiz buzilmaydi-ku. Mana shunaqa bu hammasining negizi oilaning mustahkamligi uchun mana shular hammasi. Va qalb sofligi uchun. İslam nuqtai nazarda kamol insonlik bor dedik-ku. Bu kamol insonlikda qalb sofligi birinchi o'rinda turadi. Boshqalarda hozirgi mana bu dunyoviyman deyotgan odamlarda qalb pokligi degan tushuncha yo'q. Qalb pokligi, masalan, siz birovni ayolini havas qilib qolishingiz qalbingizni nopokligiga sabab bo'ladi. Bormi boshqa joyda shunaqa gap eshitganmisiz? Ular yap yalang'och qilib unga tushganini tomosha qilib o'tirishini insoniylik deb biladi. Islomda unaqa gap yo'q. Islomda nomahram ayolga suq nazar bilan qarash gunoh hisoblanadi va qalbiga nayza bo'ladi deganlar. U qalbi loyga botgan odam uni sezmaydi. Qalbi sof odam keyin o'shani nazarligini sezadi. Qalbi poklansin, nazarligini sezadi qalbi bilan. Ana shunday fitnalardan omonda bo'lgan o'rinlarda hech qanaqa ma'noli yo'q. Shuning uchun Islom ayol kishini, masalan, niqob masalasida ixtilof bor, joiz deyishgan, ba'zilar vojib emas degan. Shuning uchun ayol kishi yuzini ochib yuradi, qo'lini ochib yuradi, masalan. Yo'q, kiyimi ham, masalan, tashqi kiyimi ham go'zal bo'lishi mumkin. Chiroyli bo'lishi mumkin. Ayol kishini o'zi ham, kiyimi ham erkak kishini o'ziga tortadi. Endi o'ziga tortyaptikan deb bir yo'l uyga tiqib qo'ysinmi desa yo'q deyiladi. U o'zini to'sgancha to'sdimi, chiqaversin endi. Endi bu yog'iga erkak ko'zini tiysin deyiladi. Endi u g'ulaymasin. Suqlanmasin. Ko'zini endi bu yog'i erkakka vazifa. Ayol o'zini jamiyatda bemalol yuradigan darajada, erkin yuradigan darajada va boshqaga aligindek fitna solmaydigan darajada to'sib oldi bo'ldi. U o'zining ishini qildi. Endi ikkinchi ish erkak ko'zini tiyadi endi. Zaruratsiz nazar solmaydi, zaruratsiz uni tinglamaydi. U bilan gaplashmaydi. O'zini tiyadi. Chunki gaplashdi, shayton qalbiga vasvasa solsa, keyin oxiri oila buzilishi, zinoga borishi mingta muammo. Uni boshqalar muammo bilmasligi mumkin. Oila
tizimi izden çıkan cemiyetler, aile bilen, nikah bilen, nikahsız koşuluşunu farkı yapamayanlar, zina, halal haram diyen düşüncelerden yırak cemiyetler, bu derselerde onlara ahamiyeti yok onlara. Bu kaideler Müslüman cemiyeti için gerek. O zinadan saklanış gerek. Ailesini saklanış gerek. Ferzendini triyetini kumaslık gerek. Bana bu maksattaki adamlarla bu hükümler gerek buladı. Hizmet kıladı. Demek öyle şunu deyiz. Teşkilleştirilgen de adam ahlak. Bizim büyük ecdadlarımız demek amel kıyan. Medeniyet bilen kılayım. Merhamet. İkinci savalınız ne miydi? Blogger kızlar meselesi. Ben meşhur meselede bitti hayda etemem. Satır avret kiyinmez bu. Yani hicab kiyinmez. Ayol kişi hicablandı degenik malum bir kiyimli kiyindi diyenemez. O satırlandı diyen. Hıcabdı kiyen, kara hıcabdı. Bunu akılıp, nikab, tuz vagen, özü çeski takvadan olup, ayağını şalvaştırıp oturup alıp, naz kereşme kılıp yapır yaptı. Hıcabmaz mı? Tar nersi kiyi vagen. Doğru, hemme beden tosulgen. Lekin, kayede kanaka, hemmesini kiyime eğitip durup. Hıcabmaz o. Roman orama gelen, labını doyduyup, çıkıp alıp, adamlar ki akıl örgüt yaptı. Öyle gibi bir balalar deyip cevre yaptı. Hıcabmaz o. Kim, özücesi ki roman orama gelen, uzun köyüne kiyip gelen, özünü köz köz kuruş bilen avara. Hıcabmaz o. Bazı birileri var, Ali Facebook'ta ailem çıkıp kalırdı. Romalı oradan. Kimlik yiyken keçiresi lanindi. Yüzünü tosken yüzünü tos bala takvalı kılıp. Lakin kavmatını resimge alıp taşı yaptı. Bana bizi kavmat bana bunu çelik. Hardar olsa merhamet. Hıcab nasıl? Hıcab bu tosuluş. Yani kimini, erkeğini fitneye saradığı narsasını toşuş. Bana şu hıcab olur. Avazı avrat mı dese, eğer adlı yaparsa avratmaz. Lekin nazı kereşme kısa, buranın fitneye saradığı olsa, o avrat hesaplanıp olur. Onu mahramiye kıla olursun. Eriye kıla olursun. Lekin begeni erkeğini özge tartadığı nazı kereşme, yani ki hareket kımaydı. Ayal kişi, eğer bloggerlik ise, o fitnelerde, fitnelerde ayetelik yoğurulgen olsa bu muydu? Lekin, o ayarlarda ne kadar bilim örgütme aç, ne kadar yetkizme aç, jurnalist buluşu mümkün, ahbarat kıma aç, ha? Kula olsun. Satır avratı cahide olsun, gap sözü cahide olsun, yürüş duruş hareketi, aleyhindik, hardar girlik bilen bulmasın. Buralarını geç çıralık. Ayol kişi de şu, bana şu tabiat var. O güzelliğini yaş görüldü, güzelliğini aşkar kılışını yaş görüldü. Lekin imtihan şundaki şunu şeriat dairesi de çekereleydi. Kıgız kegen bu seyre kalavur muydu? Şeriat ayol kişi görülmesin değil miydi? Lekin özünü namayiş kılmasın deydi. Kaysi dairede, umumen dünyanın hiç kayırdı mı? Yok. İyiliği hala gelince, karnaş uruğunu aldığında hem bir imal al. Ama onge suh gelip kalbi bozuladığın, nikah halal boyan adamlar, ecnebi, beygana adamlar aldı da özünü işlesin dedi, bu oldu. Şimdi satır derecesi harkıl boladı. Satır kança olsa çünkü aburu, çünkü şeref özü aslı. O satır kemengen sarı, doğru. Vay güzel ekensiz, zor ekensiz diyen gepler alkışlarını aladı. Lekin o pas nazar olar. Hürmet nasıl? O ayaldan faydalanış maksadı da etliyen gepler. Ben hayran kalamam. Bazı bir ayallar önceki yarım tüyüründe bir bala resim gibi düşerdi. Ki erkekler muhabbet izhar kılıp
Vay güzel ekensiz deyse rahmet rahmet deydi. Hüseyin güzel ekensiz deyip seni mahdi ekeni yok. Su geliyordu. Kanı hazı yanımda bulsa deyipti. Onun rahmet ettir miydi? İslam, Müslüman, aşın için ben bağışı da ettim. Müslüman dünya karış buluş gerek. Kim ne maksa, kim ne hüner görsetse, arkasından kitap oluş, Müslüman ümmetine isnat bu. Müslüman ümmeti, kolda ilahi kitabı var ümmet, ilahi risaleti var ümmet. Bana onu amel kısın, başkalar onu öğrensin. Blogerliğini şunda görsetsin, şunda namunasını görsetsin. Ayol, bana şunu diye blogger bulsun da kendin. Bularken ki oynaklı kımestenem adamlarına cemiyetke saf payda etkisi de bularken o desin körgen adam. Ki mesela kayıtlaş mümkün. Güruhumuz ayarlarına has değişim mümkün. O hakeza. Şimdi ikinci tamamında erkeklerden talak kılınladı. Ayarlarını özge has güruhu, özlerge has meselelerine erleşmesin, kirmesin. O takva kısın. Lekin kimdir karab kalar mümkün deyip ayarlarını bir yolu bir çeke tıkıp koş diyen talep dinde yok o. Şeriat erkekki ayarlıge ikilesge ham kereli yaptı aitken. Sen çekerinde türesen, sen bu selam çekerinde türesen erkekken ayarla. Bu özünü, iffetini saklayıp norma orta çağalatta buldu mu endi erkek közünü tiyedi. Közünü tiyişti bitersi öşünlükten ruhlarge erkek koşulmaydı. Agar ayollar masalan jamiyatga ayollarga xos emas ijtimoiy narsada ilm aytaylik axborot masalalarida ayolning faoliyatidan foydalanaman desa ko'zini nafsini tiya olsa foydalansin. Agar suq kelib o'shunaqa ahmoq bo'lib yana qalbi buziladigan bo'lsa u axborot u ilmni olishdan ko'ra o'sha ayoldan u dinini saqlash afzal hisoblanadi. Takvasını saklaş afzal hesaplanır. Bu, şimdi özün şahsi terbiyesi bile buladı. Demek ayarlar blogerliği kıladiyen bu ise, imkan kadar güruhlar ayarlar yakas diyeyim takipleş gerek. Eğer çigereley diyeyim bu ise, imkaniyet. Çigereley ayarlarını kabul kılış gerek. Eğer içtimai, ayarlar yakas maç içtimai meseleler bu iş ayar blogerliği kımakçı bu ise, ayarlar o ayol ahlak adabı, şeriatke göre ahlak adabı kiyinişi, yürüştürüşü bu içe. Demek ki tamillaş gerek özünü. Ve zarurat derecesi de öşe ilimini, faaliyetini alıp varsa maneliği yok. Lekin hareketleri, yürüştürüşü bu hakezası ahlak adab, iffet onunla ufırıp dursun. Bilesiniz mi? Halkta bir tek yap var. Onacın gözünü süzmese bu ipini üzmeydi. Ha? Bu fakat arkasından ketip karışıkta tekişliyemez. Nazarga ham tekişliği şu. Ayol agar sufa ihtişam bilen, sufa ağır hareketler bilen, sakin değilik, sakin iffet bilen gapirip, sözler, faaliyet kısa, erkeken onge harip sıkılanmaydı. O her iki gapini biri de hirin hirin kılıp, ayak kolunu o hakezasını hareketlerini özgertirse, o gözünü süzgen deyip oladı ki, o daryoda nazar ham shunga qarab bo'ladi. Ayolning nozik yarashmasi va hokazosi bu dunyoning eng katta go'zalligi. Buni chegaralanishi bir tomondan imtihon, ikkinchi tomondan jamiyatni buzilishini oldini olish uchun. Uchinchi tomondan erkaklarning sog'ligi uchun ham zarur. Hamma tomonlama foyda. Va to'rtinchidan ayolni faqatgina shahvatni qondiruvchi borliq emas, inson sifatida ko'rilishini ta'minlab beradi mana shu cheklovlar. Ayol faqat noz karashma, yarim tuyurimta kiyimlar bilan namoyon bo'lavursa, erkakni qo'ziydigan. Erkakning miyasida ayol faqat nafsni qondiradigan jonzot degan tasavvur o'z-o'zidan hosil bo'ladi. Chiqib olib mingta aqlli gap gapirgan bilan foydasi yo'q. Ayolning iffati turishi uni insoniyligini ta'minlab beradi. Cinsiy munosabatlar eri bilan bo'ladi va unga oid noz karashmalar oilaning davrasida bo'ladi, oila davrasida bo'ladi, marhamat qilaveradi o'shida. Erkak ham xohlagan ayol bilan bo'laman deb yurmaydi-ku. Ayol ham xohlagan hamma erkak bilan
Hamma erkeni özge cəlb qılaman demeydi. Ana şunday bolsa, bana hiç qanaqa maneli yok. Bu arada juda köp yana gapirish mumkin, menimcha mana shu kifoya qiladi. Vallohu alam bissawob. Endi 3 tala masalasi. 3 tala masalasini aytib qo'yaymi? Hop, mana shu hop, talo masalasi. Bismillahirrahmanirrahim. Talo masalasida bilib qo'yishimiz kerak bo'lgan ilm juda katta, lekin men qisqa qilib aytib beraman. Talo masalasida erkaklarni ham, ayollarni ham eng katta xatosi talo masalasini bilmaydi. O'qimagan, o'rganmagan. Talo degan so'zni biladi, kecha bittasi kelibdi. Men 3 talo bilan 1 talo farqi bo'lmas ekanman. Shu qo'yib yuborish degani 3 talo degan gap deb bilar ekanman. Uzr bo'ladimi, bo'lmaydi. 3 degandan keyin 3 ta tushadi. Ayb o'zida, ayb oldin o'zi o'rganish kerak edi. Bilmasdan qadam bosmasligi kerak edi. Oila haqida ilm yo'q o'zi umuman. Mana shu kelin kuyovlar keladi nikohga, men so'rayman. Mana 22 25 ga kiribsiz, 24 ga, 27 ga kiribsiz, 30 ga kiribsiz-da. Ha. Oila borasida nima kitob o'qidingiz desam, birorta kitob o'qimagan, 98%. Bitta ham kitob o'qimagan. Ota-onalarning aybi bu. Ho'kizdek qilib uylayapti, turmushga chiqaryapti, nahot dinidan bitta kitobni bilmasa. Oilasi haqida-ya, o'zining oilasi haqida. Bilmaydi, o'qimagan hech narsa. Yo'q. Bilgani taloq. Bitta shu so'zni biladi xolos, uni ham masalasini bilmaydi. Ba'zi bir shariatlarda, ba'zi bir dinlarda deylik, bu Alloh yuborgan din emas. Odamlar o'zlari o'zgartirib olgan dinlarda taloq yo'q. Nikohlandimi, oila qurdimi, bir umr yashashga majbur. Qaytib boshqa ajrasha olmaydi, boshqa oila qura olmaydi. Bu zulm. Chunki kimdir farzand ko'rmasligi mumkin. Masalan, er befarzand yoki xotin befarzand. Ikkinchi tomon farzand ko'rishni xohlaydi. Yashashga majburmi? Majburmi? Majbur emas albatta. U o'zingga o'xshagan bitta befarzand bilan yasharsan deb ajrashib farzand ko'rish kerak yoki boshqa chora qilish kerak. Yoki ikkalasi hech ham bir-biri bilan kelisha olmadi, hech to'g'ri kelmadi. Bir-biri bilan g'ijillashib yashaverish oilami shu? Bo'lmaydi. Undan ko'ra ikkalasi alohida oila qiladi, boshqa oila qiladi. O'shuning uchun taloqqa shariatda ruxsat berildi. Lekin ba'zi bir madaniyat odamlarini hozirgi zamonaviylarning singari bu bilan dalolashib ketavermaydi. Shariat musulmon kishi bitta kalima bilan musulmon bo'ldimi? La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb bitta kalima bilan dindan chiqadi. Shariat musulmon kishini tiliga xushyor bo'lish va so'ziga javob berishga o'rgatadi. Shuning uchun nikoh aqdi ham so'z bilan rozi bo'ldim, qabul qildim bilan bo'ladi. Ajrim ham shu bilan bo'ladi. Lekin taloq nima desa bo'ladi? Hamma yo'q to'sib qo'yilgan, bitta darcha ochib qo'yilgan juda bo'lmaganda foydalanish uchun. Qolgan hamma joyni bekitib qo'yilgan. Hozirgi yoshlarning oilasida uyini yarmi taloq. Xohlagan eshigidan chiqib ketaveradi. Unaqa emas. Islomda Rasululloh akam alayhissalom aytdilar. Allohga eng yoqimsiz halol taloqdir dedi. O'zi halol qilgan, bandalarim qiynalmasin deb halol qilgan, lekin Alloh yoqtirmaydi. Endi taloqni ham jahiliyat paytida ming xil taloqlar bo'lar edi. Ayollarni bir taloq qo'yishardi-da, iddasi chiqmasdan qaytib nikohga olib, 3 kun yashab, yana taloqini berib, yo xotin qilib xotin emas, yo boshi ochiq qilib boshi ochiq emas holatga solib qiynashardi. İslam bunu çekere koydu. Ve talağın ahkamlarını bayan kıyır. Kısa çakılıp etkendi. Talağ birinci oranında erkeğinin hakkı. Çünkü savaşı buradan o, tamunat onu ki, hareket asası ailenin yükü onu da, talağ onu da. Ve hız tüyü, akıl cihatlarına haklı. Doğrusu ne etkendi, eğer
ayollarımızı koysak, ayollar ular farzand terbiyesi ve o hayattaki vazifelerine göre alahide tuygu bilen yaratılgan. Bu tuyguya talak ağır. Ayol acrını, talağını özgü olsa, bilesin mi o ki vicdanına kıynelir, vücuda kıynelir. Ve açığı çıkan payette, aligindik streski çüşküp buladı. Ona kadar vakitte minte talak vardı hatun, erini. Erini akli, cismani kuvveti ve ailedeki vazifesinden kep çıkıp talak erkekke verilgen. Ama ayol da huluk, yani talağını soruş hakkı var. Üçüncü fesk diyen talağını buzuş imkaniyeti var. Bunlar başka mesele. Biz talağını, yani ayol bu da yani erkekdeki talak erkeğe de bu yani üçün bir ömür halası ağlaması erkek halagençe erkeğin ayolunu talağı nikahda üşeyip azablayıp yaşarlıydım deseyiz yok. Erkek talağının kaydasını buzgende şeriat ortaya götürüp ayolunu ondan tutukladı. Bari. Lakin hazır biz mevzuyumuz olmaz. Biz mevzuyumuz talak. Ben bu gapta aytıp koyarken mesela sebebi ona bu İslamca karşı fikir uygat edilen taifeler. Ateistlerden çıkardı ona kadar. İslamofoblardan çıkardı. Şu talak meselesi daha bir belalar götürüp yürüyüşe. Düşünmek okumakken onlar onunla. İslam'da ayolga hem erkekke hem ajraş imkaniyet verilgen. Lekin iki nesil iki kıl. Hatın hem erin talak koyup erkeği hem hatın talak koyup ona kalmaz. Erkeğinin özge has, ayolunun özge has. Erkeğinin talak koyuş meselesi şundak. Avvalo yaxshi yashash kerak. Zulm qilmaslik kerak. Va juda nizo chiqqan paytda haq aligi tarbiya bosqichlarini qilib o'tadi. Ha? Erkak muhtaram azizlar, erkak tarbiyachi bo'la olishi kerak. O'g'il tarbiya qilyapsiz, o'g'il o'stiryapsizmi? O'g'lingiz oilani boshqaradigan salohiyatga ega bo'lsin. U jinsi erkak bo'lgani uchun er bulavermaydi. O Huda bergan erkaklik u, jinsi erkaklik. Lekin siz uni tarbiyaviy jihatdan erkakligini ham ta'minlang. Erkak bo'lsin u. Erkak qanaqa bo'ladi? Erkak oilani og'irini ko'tara oladigan, tarbiya qila oladigan, ayolga aql bo'la oladigan, ayol oqsagan paytda unga yo'l ko'rsata oladigan, unga va'z qila oladigan, qalbini eritadigan so'zlarni ayta oladigan ilmga, bilimga ega inson bo'ladi musulmon erkak. Mana bu erkek, Müslüman erkek, aile rahbarı buladı. Ana şunda erkek, vaaz kıp gördü, hacır kıp gördü, başka kıp gördü, hakemlerini ortaya sap gördü, ayağını yoruyor sap olma yaptı, aile kelişme yaptı. Ne mi kıladı? O yüzden mene şu baskıçlarını şeriye şuna belgelegen ki, talakka ancak üç adam var mıydı? Eğer şu şeriye talak kaçı bugün, talakını özün, yine ancak derece. Talak kaça bugün, kılıç geriye bugün. Talak kaça becerilediğin işlerini eğer aile becerirse talakı özü 90% var mıydı? Hazır ki, şu acımda şu şekerlerin 90% talak kaça yetip var mıydı? Şimdi barın talakı yetip geldi. Talak kanaka buladı. Erkek nikahlanırken de kanaka maslahat kılıp uylanıp ki nikahlanırken. Talağda ondan köre köpüle oylanış gerek. Çünkü oğlun hiç kimi deyiz, şimdi erisiz. Oğlun hiç, bitti özü deyiz, şimdi törtte bala var. Bitti özü deyiz, şimdi törtte balanı oylaşırız gerek. Oğlun bir özü deyiz, şimdi hazır talağıyız, bitti ayarlıge, ayarlın hayatını bütün barbat kılışı mümkün. Şimdi bir özü deyiz, o siz talağıyız, sizden taşkarı bir neçe insanın hayatına tasar kıladı. Onu siz oylanıp ki içki sağlayışıyız gerek. Açık içki kosaya, açık içki kosayla talak. O hakeza. Ayarlar ki hamşu gel. Demek ki talak soruyorsunlar. Soramayın talakını. Talak, cancel üstünde talak soramayın. Cancel üstünde, üstünde talak sorarken ayol ahmak ayolu buladı. İspas buladı. Ve ki elbette nedamat kıladı. Cancel payette mümkün siz onu da kılayım, bunu da kılayım deyişsiniz. Lekin talağını soramayın. Talağını özünüzü basıp ağanızdan keyin, barlarını başını sallab oturayıp, onuz bilen maslahatlaşkenden keyin, yine bir ahli ilim ayağıyla maslahatlaşkenden keyin, ondan keyin, indi men
talaq sorasan bo'larkan desiz, borib keyin talaq so'ring. Dadajonisi yoki xo'jayin, endi shu gap, men shu qarorga keldim, talaq bersizmikin, din. Bo'ladi. Bitta xotin ketdi. 3 marta talaqni 3 og'izni ham so'rab olgan ekan. 3-uncisini so'rabdi. 3-uncu bolasi qonida. Qarang. Men aytdimki, kali joydami? Ha, birinchisida xato qilibsiz. Esingiz kelmadimi? 3-uncu bola, 3 ta bola ko'rayotgan ayol. Shunchalar men befaham bo'ladim. Hozir nima qilmoqchisiz desam, yarashmoqchiman dedi. Uni qodan nimaga javob so'raysiz? Erkakka ham shu gap. Taloqni qo'yadi, domlaning oldiga keladi, yarashaman deb. Sen nima taloq qo'yding bo'lmasa, domlaning ahmoq qilib? Taloq qo'yadigan erkak avval obdan o'ylanish kerak. Janjal ustida xotin so'raganda taloq bergan erkak ahmoq bo'ladi. Javob bermang unda. O vaqtda albatta xato qilib qo'yasiz. Siz bo'lti javobingizni beraman deng. O'ylanib oling, istihora qilaman deng. O'ylaning, maslahatlashing, istihora qiling. Agar shundan keyin ham javobga qaror qilsangiz, marhamat unda taloq qo'ysiz bo'ladi. Shuning uchun men lo'nda qilib aytaman. Taloq bermoqchi bo'lgan odam mana shu suvni ichib o'tirib bismillah deb. Choyni ichib o'tirib, do'pin bir chekka qo'yib o'tirib bersa keyin to'g'ri taloq bo'ladi. Ammo janjalni ustida taloq bersa ham tushadi. Og'izdan chiqdimi, nikoh bilan taloqda hazil ketmaydi, achchiq g'azab degan narsalar uzr bo'lmaydi. Tushadi. Endi qarang, shariatning darajasini qarang. Sizga mana shunday holatda taloq bersang mayli, mayli. Endi sen yasholmaysan ekan. Ha? Siz uylanishdan oldin shu ayol bilan yasholmayman, yasholmayman deb o'ylangansiz-ku. O'ylanib maslahatlashib yashashga qaror qilganda nikohlangansiz. Endi siz qaytadan qaroringiz teskari aksiga yurdi, qaytadan o'ylandingiz, maslahatlashdingiz, qaroringiz ajrashishga bo'ldi. Nima qilasiz? Bir taloq qo'yiladi. Shunda ham taloqni qarang, bid'iy taloq bor. Hasan taloq bor, ahsan taloq bor. Bid'iy taloq bu ayol kishi uzrli bo'lgan paytda taloq qo'yish. Bid'at. 2-ta, 3-ta taloqni bitta qilib qo'yish bid'at. Harom bu. Tushadi, lekin harom. Harom ish qilgan bo'ladi shu erkak. Siz hozir harom yemayman deb taqvo qilasiz, lekin harom ishni qilyapsiz. Taqvodor, ha desa, men deydi, kalbasi yemayman deydi. Ha desa, shubha bor deydi. Kelib 3 taloqni qo'yadi. Taqvomi shu endi. Haromni yeganingiz bilan qilganingiz orasida nima farq bor? Ikkalasi ham taqiqlangan narsa. Uzrli ayolga taloq qilinmaydi. Huzurdan pok bo'lgandan keyin u bilan qovushmasdan taloq qo'yish ahsan taloq bo'ladi. Qovushib qo'ygan bo'lsa endi u ham tavsiya qilinmaydi baribir. Shariatni haligi namunali taloq qanaqa bo'ladi desiz, men mana shuni aytib qo'yaman. Masalan, batafsil haligi tafsilot aytsam cho'zilib ketar ekan. Siz agar shariat istagan sunnatga muvofiq taloqni qanday qilaman desiz, haligindek qarorga kelgandan keyin ayol kishi uzrli bo'lib qaytadan poklangandan keyin u bilan qovushmasdan o'sha yangi pokligida bir taloq berasiz. Shu bitta taloq bo'ladi. Undan keyin bo'ldi. Ikkinchi, uchinchi taloqqa hojati yo'q. Ayol 3 oy idda o'tiradi. Agar erkak shu 3 oy ichida yashasam bo'lar ekan desa yoki ayol bo'ldi haligi gaplardan men ham uzr so'radim, keling yashaylik dedi, yarashamiz desa, yo'l bor, yashab ketaveradi. Endi mabodo taloq degan so'zni o'zini ishlatsa, raj'iy taloq bo'ladi. Raj'iy taloqda ayoldan 3 oy ichida ayoldan ruxsat so'rash shart emas. Keyin endi xotinjon yashaymiz endi deb qo'lini ushlasa yoki
aytaylik öpse bo'ldi. Nikoh qaytadan bog'lanib ketaveradi, hali guvoh bo'lish shart emas. Lekin hali bo'yin taloq tushgan bo'lsa, rajiy taloq bo'lsa, bo'yin taloq tushgan rajiy bo'lsa shunaqa. Ya'ni yarashib ketaveradi, qaytadan aqd nikoh shart emas. Ammo bo'yin taloq qilgan bo'lsa, unda qaytadan aqd nikoh qiladi. Unda qaytadan mahr gaplashiladi, qaytadan guvoh domla bo'ladi, u og'irlashadi. Shuning uchun aslida rajiy taloq qo'yish kerak. Rajiy taloq bo'lsa, siz 3 oy ichida er xotin qaysi bir afsus qilsa, qaytib olish hech kim aralashtirmasdan shunday imijimida qaytib olasiz. Bo'yin qilsangiz endi yana qaytadan nikohlanish kerak, guvoh bo'lish kerak. Garchi bir taloq bo'lsa ham. Endi o'sha rajiy taloq qildi, 3 oy o'tdi. 3 oy, ya'ni ayol 3 marta pokilansa agar u rajiy bo'yinga aylanadi endi. Endi bitta taloq qo'ygan o'zi. Endi qaytadan yarashmoqchi bo'lsa, endi qaytadan sovchi bo'ladi, qaytadan er xotin kelishadi, qaytadan mahr, qaytadan aqd nikoh bo'ladi, guvohlar bo'ladi. 3 oy iddo o'tgandan keyin rajiy bo'yinga aylangan bo'lsa. Endi agar bir taloq qo'ydingiz, qaytib yarashmoqchi emassiz. Ayol 3 oy iddo o'tirgandan keyin boshqa turmush tushib ketsa bo'laveradi, 3 taloq shart emas. Men hayron qolaman, nega 3 taloq qo'yishadi? 3 taloq hech ham kerak emas. Bir taloq qo'ydingiz, qo'ysiz ham, 3 taloq qo'ysiz ham ayol 3 oydan iddo o'tirib 3 oy keyin turmushga chiqadi. Siz bitta berasizmi, ikkita berasizmi, uchta berasizmi taloqni? Ayol iddasi chiqqandan keyin xur bo'ladi. Bo'l unga siz xo'jayin emassiz, u boshqasiga erga tegib ketaveradi. Iddasi chiqqandan keyin bitta taloq bilan ham 3ta taloq kerak emas. Odamlar o'ylaydiki, qaytib yarashmasligim uchun, qaytib menga da'vo qilmasligim uchun men 3 taloq qo'yishim kerak. Hech ham unaqa emas. Siz 1 taloq qo'ying, 3 oydan keyin begona bo'ladi, qoladi. Ayolam 3 taloq bering deydi. Kerak emas 3 taloq. 1 taloqni oling, idda chiqqandan keyin hur erkin siz qaytib sizga u majburlanmaydi. Iddadan keyin bemalol boshqa turmush qilsa bo'ladi. Ikkinchi turmush uchun taloq 3ta bo'lish shart emas. Qarang, qanaqa oson. Endi mabodo o'sha bir taloqdan keyin 3 oy iddo o'tdi, yarashmayman deb yurishibdi, arazlashgan bo'lib yurishibdi, oradan 5 yil o'tdi. Qarasa unga ham yaxshi xotin chiqmadi, bunga ham yaxshi er chiqmadi. Ha? Yo'inki ertaroq o'zlariga keldi-da, yarashaylik deyishdi. Marhamat, bitta taloq tushgan-ku, yarashsiz bo'ladi. Yana shu narsa takrorlandi. 5 yil yashadi, yana janjal bo'ldi, oxiri ajrashamiz dedi. Yana bir taloq qo'ydi, endi taloq ikkita bo'ldi. Yana iddasi chiqdi, yana o'tdi 1-2 yil, yana yarashaman desa yana imkoniyat turibdi-ku. Chunki taloq ikkita, hali 3ta bo'lgani yo'q. Ko'ryapsizmi qanaqa taloq narsa, taloq masalasi? Qanaqa bosqichlari ko'p buni. Ancha-muncha odamga 3 taloq hech ham kerak emas. 3 taloq mana shunaqa bo'lib, qayta-qayta qaror qilib, qayta-qayta ajrim bo'lgandan 3ta bo'lib qolish kerak aslida. Bittada 3ta berish bu ahmoq erkakning ishi. 3ta pattani bittada berib yuborish bo'ladi. Bitta pattani bering, o'sha bitta pattadan keyin ham ayol erkin, xur, siz ham erkinsiz. Nima kerak bor 2-chi, 3-chi taloqni? Yo, yana yashab qo'ydingiz siz, afsus qilib. Yana yasholmaslikka qaror qildingiz. Ana unda 2-chi taloq bo'ladi. Agar shunda ham ajrim topib keyin yana o'zingizga kelib afsus qilib, yana qaytadan yashasangiz, yana qaytib ajrimga yetib kelsa, ana o'shanda 3-chi taloq bo'ladi. Faras qiling. 3 taloq qanaqa uzoq narsa? 3 taloq agar odamlar shariatni bilsa, er xotin shariatga ko'ra nikohni ajrimini qilsa, 3 taloq juda nodir hodisa bo'ladi. Nodir. Nodir bo'ladi. Odatda birinchi nikohdan keyin afsusdan keyin yarashib ketishadi. Ikkinchisidagi hech bo'lmasa odam bo'lib ketadi. Oila bo'lib ketadi. Endi bordi-yu, o'sha uchinchisidan keyin ham yana taloq tushsa, haligindek. Endi shariat aytadiki, endi tugadi. Endi senlarga 3 marta muhlat berildi. 3 marta nikohlanding, 3 marta ajrashding, yetadi. Yashasang shu vaqtgacha yaxshi yashardi. Endi odam bo'lmaydi. Senlar
sizlərin ailələr indi ailə olmaydı. Digəndik. İndi talağının miqdarı tükəydi. İndi ayal üçün ayal. İndi ayal üçün İndi mabada bundan ki indi şəriyyət. Yenə qayıtıb ailə quraman desəyirlər, indi ayal başqa ailə qurgan dən keyin qayıtsa bolədi. Ungəcə qayıtıb olmaydı deyir. Köp adam mənə şu hükümlə sindiriş qiyin bolədi. Başqa ölkə bilə yaşamak öncə, qayıtı indi üç talağından ki nikah bulmasak yani. Bu atik, Allah subhanahu wa ta'ala'nın hükümünü bulgandan ki bir hikmət bulmaydı. Bunun əsası bir tək hikməti şu ki, erkəkki xuşiyar tartırış. Üçüncü mətlə həm qoyadiyan bozsin, Xatının başqa ki, ayalın başqa ki, xatın bulma göncə yaraşa almaysan, xuşiyar mı oldu gəni bu? Ayal gə, sen hazır patır pütür kümə, üçüncü mətdə həm talağın aladiyan bozsin, kin başqa erkə bilən yaşaməsin, ma ballarının atası bilən yaşar mı qalasın de gəni bu? Bu, erkək ayalını şu üçüncü mətdə həm talağdan toxtat üçün qoyulgən təhdid bu. Lekin, bu qarar qat'i. Tamam. O adam üç mətdə bu qaldı, indi özür bulmaz mı ki, desə, yox, özür yox. Allah hükümü şundaq. At-talaqu marratan, talaq ikdə buradır. Üçüncüsündən kin qayıtmaydı. Tamam. Əgər erkəklər, faraz qılın, talaqını şundaq düşünsə, biləsizmi, erkək ayal, ailə, əgər talaq məsələsini, hazır mən cüda qısqa etəyib mən. Onu adab, ahlaq və hakezası ki, toxtar almadı mən. Qısqa etəyib mən. Əgər mənə şu qısqaça düşüncəni, Sindirisi erkek ayol. Talak bilesiz mi? Kançalar kamyon narsa bu kalıdı. Şimdi şeriatta şeriat Allah'ın şeriatı. O oyun kıbı mıydı? Onun gebleri keskin kararı kat'i. Eğer şu üçte talağını bitti de birisi çöyledi. Üç talak sandı gene. Senge bir mahcup olgenim üçte talağım vardı ki o. Müddət bilən, qayta-qayta oylab qırış gəliyib bugən iş barıdır ki, şunlərdən həməsini oylab oldum, üç ələpətdə qolingi mənə. Qolingi birə mən, üç ələpətdən. Deyib, birgən boldu, kit. Özün ay bu. Ləkin, əslə, şəriyyətdə üç talaq, o bidət bu, münaqı talaq verir. Üç talaq, məyət kəndə qayyıq, hikayə qiyyədimiz deyik, boldu. İndi, əgər içi bəgən bəlsə, açıqımda əyətkən bəlsəm ki, deyid. İyi, parqı yox. Ağızdan çıqqan gəb düşər. Öcün-cün ağızda müstahkəm bəlsə gələk. Şəyitan nə qələdi? Şəyitan muamma çıqqan bəyətdə siz içizgə qalayan soladı ki, şu talanı əyətsiz içiz yengilləydi gəndik, ələmiz basılədi gəndik, şu bulan muamma halb oladı gəndik, kəfiyyət payda qıladı. Əgər siz 5-6 mətdə şəytanını şünəqə basmasasını dəfqsiz, şəytan ki, cayın tapad, ona basmasa qılanməydi. Ləkin siz şəytanını basmasasigə, nəfsin həliqi qalayanıqə məqlub bulub ki, talaq qılas. Və əfsus qılas. Amma haqiqi talaqını qısız əfsus qılməyiz, deyərli. Bu ləşə mümin nadır bulədi. İkincisi, talaq ehatın üçün tərbiyyə. Birincisi də, Əlik, tuz topadan qılışa vurdu, ailənin qadrı yetmədi. Bir talaq bilən, yaşab görürsün Allahidə, qəni mərhəmət. Yaşab görürsədir. Qədən şəriyyətli imkaniyyətin. Yaşab görürsün. Bir talaq bilən, əlik, ikdə üdə yaşayan ixtisabmaz o. Qırt beganə bolib yaşab görürsün. Onası başqa türmüş kuruşunu oylasın, onası üylənişini oylasın. Qarasın ki, fərzərlərini görsün ki, haa. Köpüncə adam nimətini qoldan ketkəndən kin qadrı getirdi. Ey, ailəm yaxşı idi kəndi, mə bəsə yəni. Şu az günə muamması barıdı kəndi, cürə kətdə muamalar, halbub duruyan əkən, bilməkən əkən mən, tənəmdə indi xısqıldım, deyib, ikələsi qayıtıb yaraşmaq üçün, bəsə türüb deyənə ikdə imkaniyyət qarək. Mərhəmət yaşaydı. Mənə şunaqa halətdən, üç mətdə təkrar bəsə, yəni üçdə yetədi, yəni üçdə. O üçdədən ki, adətən qaytətdən yerləşməyədi haqiqətən. O qaytətdən afsusdan bulməyədi. Yetib qeyən bolə döyüz. Və o əncə müncəkə bulməyədi.
Ancak önce ki o baskıçı getirip varmaydı. Ama üç talağını bitti de birse, bitti de üç talağı etse, ayol hamiladar buladı mı, hayizde buladı mı, talağı etse, hamas da düşerdi. Bunu yol topuyakkenler, törele mezhabki hemzet. Törele mezhabda hem yok. Şu selef ile topuyakken fatvası. Sahabeler icma kıyın. Yani. Üç talağı, üçte desi, üçte, ikte desi, ikte, ikte talağı ötedi. Sahabeler icması, tötte mezhep icması şu. Ondan keyin, üç talağdan keyin yerleşmiş, bu en kâmede şubhali inerse. Çünkü gün bundan nihayete hazır buluş gerek. Ayet yapan üç talak kereymez hiç emez. Siz bir talak koyun mu oldu? Başka üylenip kötü alın, o başka erge teyip kötü alırsın iddiasını çıkarıp. Ne kereyim var üçüncü talak? Bana bu hakikatini biz bilmeli bunu alışmamız gerek. Eğer bana kalın talak meselesinde, bitti şu talak meselesinde az kıska yine ben bir tasavvur hasır kılığı aldım diye böyleyim ben. Kıska çeke yaparım. Bitti hükümünü örgensiz, din kaç eller gözelliğini göresiz. Kançalar muhteşemliğine, mükemmelliğine göresi. Koyanca ayyem şuna kadar. Fakat talada kavun şuriyekken de el hatın. Şeriatını bilmegeninden hayatını başka cahide kavun şuriyekti. Men psikolog ve hakezalarga barışını inkar kımıyım ben. İnkar, insan yahada müsterbuk kaladı. Streske çüşüp kaladı. Ayarlar mesela tuğutta buluşu mümkün ve hakeza. Lekin yapmasına psikolojik barış ve hakeza bu Müslüman adamın işimez bu. Müslüman adam bunun muhtaç bulmaydı. Diyesem bazı adamlar düşünün almayacak. Şeriatinde siz doğru organım amal kılın hiç kanaka diğerli keselen bulmayız. Şeriatki amal kısız tanizem sağlam buladı. Aile istinç buladı. Ona ailesindeki hatın bana çakıyı hem şeriatki amal kısa Gülistan buladı. Cemiyet bilen ham hiç kanı kısıtlı ziddiyet bulmuyor. Ben inanç bilen eğitemem. Müslüman adam şeriatını yaşa bilse, hahlagen cemiyeti de güzel yaşaya aladı, kıynelmezden. Kıynelik olmayız. Bazılar Müslüman yurtta yaşayaptı, köyünü sıkılıp topalan kırıp çıkıyaptı. Ya o insanı takatten taşkarlarsan şeriat özü büyütmeydi. Arkanaka cemiyet, arkanaka halatı siz şeriatını yaşı bilirsiniz, yaşı fikrini bilirsiniz. Kıynelmeyi yaşayız. Hiç tenliği yok. Turup okunmasız oturup okuyuz. Oturup okunmasız namazını yatıp okuyuz. Taharat imkanı bulmasın, teyemmümle namaz okuyuz. Şeriat, hiç kanaka sizge meşakkat koymayın. Ama onun cevabı var. Aile hem şu. Aile meselesinde hem şeriatını yaşı bilirsiniz, hiç kanaka meşakkat geçirmeyiz. Amal kısız. Muamma o siz bilen bizi çela savadlıgımız, amel kımakenimizden kim çıkardı. Talak meselesinde hem eğer yaş örgense diğerliği talak bulmaydı. Bu ise bitti talak bulan iş bitirdi. Üç talak öte nadırlarsa buladı. Lekin onu suistimal kısa ceza olarak hüküm icra buladı. Vallahu alem bissalâhu. Telefon gibi kaldı. Bir dakika. Hop, nima gap endi? Assalomu alaykum va Uydan oldum ki yol tarafı haber vermeden hali geçe rahat kılıp gelip şu vaziyette ayol hakikatine bilişke hakkı var. Aklı parzantlar hem kimyalı oldu kendine bilişke hakkı olsa gerek. Benim savun. Kimisi. Üçün apar parzantları var iken, erlerden acılaşken. 10 yıldan hoşken erim yakında parzantlarım bulan Amerika'da biz bir kitap bulundu. 10 yıl sonra 5-12 yıldan bir parzantlar
telefon qilgandi, telefonga javob bera olmaganim uchun uydan chiqib ketasan deb aytadi. Hech bir tanishim bilan yo'q, maqsadim shuki erimga nasihat berib qo'ysangiz. Keyingi savolim, xo'p, umumiy savollarni qo'yaman. İçkilik va chekishlik namoz o'qisalarda İçkilik ve çekişlik ne halen terk etmeyen erkekler ki tavsiye vermeniz. İkincisi, teminatını kıl olmayan erkekler. Yani öyle bakışta teminatını mükemmel kılmayanlar. Belki cismani nüksanla ya ki belki cismani nüksanla ya ki dengesel bir güzelsin. Başımda ayolunu işleşke mecbur yap. Ve ahirgi savalım kop ayollardan şüphe. İkinci hafta mülkü mülkü erkekler için şariyet buna değildi. Bu oldu. Yani ben hazır gapiradigan gaplarim oldingi gapirganim ham o'zi nima uchun men tanlaganlar deyilsa shariatni hukmini aytish uchun tanlanganman. Men hayot tajribalarim uchungina emas. Demak men aytadigan gapim albatta shariatni asos bilan gapiraman va shariat asosidan chiqa olmayman. Shuning uchun men aytadigan gap shariatning islomning gapi omonat naql xolos. Men onun için ayıplanışım mümkün mez. Men onun için malamat kılınışım hem mümkün mez. Çünkü menden sorarken de vakiyeni sorarken hadisene nakıl kılgen bulunma halas. Çünkü için şeriat ne eğer bir kişi barıca saflı geçe yetkese onge malamat bulması gerek. Mesela men de hazbara soru yaptı. Ayetelik Amerika qonunchiligida mana bu jinoyat qanday status oladi? Ha? Yoki qanday jazolanadi? Men Amerika qonunini aytib qo'ysam, bu aytib qo'ysam men aybdor bo'lmayman. U qonunni aytgan naql qilgan bo'ladi. U tushunsin gari. Masalan, uchun O'zbekistonda falon masala bo'yicha qonun qanday? Qonun bundoq. Men qonunni aytdim xolos. Mendan qonun so'raldi, qonunni aytdim. Mana shu nuqtai nazardan biz omonatdor hisoblanamiz. U aytadigan gapimiz o'zimizning gapimiz emas, shariatning omonati bo'ladi. Uni kim qanaqa qabul qilsa o'zi biladi. Va lekin bizning vazifamiz shu shariatning omonatini tinglovchiga tushunarli yetkazish, bayon qilish. To'g'ri yetkazish, omonat bilan yetkazish bu biz vazifamiz. Bunda xiyonat qilish, demak, u omonatga xiyonat bo'ladi. Otaning otasi bolaning otasi demak o'zi tayinli odam. Masalan, aytaylik Akbarjondir, Bahromjondir. Lekin u boqib olingan bola ekan, uni ota-onasi noma'lum ekan. Uning ota-onasini bilish shartmi? Desa, fazilat shart emas. Siz dadangiz dadasini tanishingiz shart emas. Fazilat nasl nasabni bilish qachon u shart bo'ladi? U nikohlanish masalasida lekin shart bo'lishi mumkin. Masalan, siz ammangizni bilishingiz kerak-ku. Unga nikohlanmasligingiz uchun. Tog'ingizni bilishingiz kerak, unga tegmasligi uchun. Shunaqa vaqtda u nasl nasabni bilish farz bo'ladi. Lekin nikohdan boshqa masalada, nikohdan boshqa ayrı hodisalarga nisbatan nasabni bilish u farz emas. Vojib emas, shart emas. Ayol haqqi bor-ku bolasini ajdodini bilishi. Bolalaringizni nikohlanish masalasida gaz masalasiga tegishli joyini bilishingizga haqqingiz bor. U ham sizniki emas, bolalarningki u haqqi. Bolalaringiz o'zi katta bo'lganda talab qilib olaversin. Mana men mana ayolga uylanmoqchi edim, shu amma emasmikin? Degan paytda haqqi bor bilishga. Lekin undan boshqa o'rindagisi u bola
Otasini bilishi haq, bilish haqqi bor. Otasini bilish kerak. Otasi tayin bo'lish kerak. U shart. Lekin otasining ajdodlarini bilish masalasi bu fazilat. Bilmasa ayb emas. Agar shu narsadan er aytgisi kelmasa, shuni ochgisi kelmasa majburlamang. O'zi yaxshi odam bo'lsa bo'ldi. Hozir mana psixogenetika degan falsafa chiqqan haligi yo'nalish. Shular shu ajdodni kavlashdi, boshlashdi. Bilasiz, siz opadalaringiz qanaqa odam bo'lganligini, meni mana o'pilim ashindan emasmikin deb to'polon qilishyapti hozir. Genetikadan biz dars bizga dars o'tilgan institutda. Bu genetikada mutaxassislar kelib dars o'tgan. Juda mutaxassis bo'lib bilim ko'pgina o'qimagan bo'lsak ham, o'sha darslarda ishtirok etganman men. Shunda bir genetika domlamiz aytgan. Xulq atvor 2%, 3% nasldan o'tishi mumkin. 98% tarbiya bilan bo'ladi. Jismoniy xususiyatlar 98% gendan o'tadi, irsiyatdan. 2% o'zgarishi mumkin degan qoidani aytgan. Zo'r qoida. Rasululloh alayhissalotu vasallamning al-irqu dassas. Irsiyat ko'chadi deganda u hamma axloq odob hamma narsa deb aytmaganlar. Ba'zi bir masalan aytaylik, insonda xushchaqchaqlikka o'xshash, ha? Misol uchun, so'zamonlikka o'xshash. Mana shunaqa xislatlar aytilgan. Lekin shariatdagi odob axloq bu kasb qilinadi. Agar irsiyatdan o'tgani bilan siz majburiyat bo'lsa, shariatda nima kerak bor? Va shariat siz mas'ul qila olmay qoladi. Ha, endi dadamiz bir xato qilgan ekanlar, opoddan Aşın için biz mesela koru yürüp bizde indi. Ey Huda, dip keçiş gereği buladı. Mümkünmez o. Ahlak, adab, talim, terbiye, cemiyet ve hakeza bilen buladı bu. Öyle için eğer siz yetti ecdadınız sürüstür bahçı bulsayız bu hata. Eriz özü tayin mi? Un ateskin buluşuna kat'i nezer. Mesela nikohda aytaylik Akbarjon o'g'li Akmaljon desa Akbarjon nega ota eslanadi? Akmaljonlarning bir nechtasi bor. O'sha Akmaljonlardan qaysi biriga nikohlanyapti? Shuni ajratish uchun dadasini eslanadi, Akbarjonni eslanadi. Odatdan ota bilan bola nomi bir xil chiqmaydi. Boshqa joyga uni ahamiyati yo'q. Akmaljonni qaysi Akmaljon? 10 ta Akmaljon bor Uanjonda. Bu Akbarjon degan odamning o'g'li bo'lgan Akmaljon. Shu joyga kerak nikohga. Endi siz unga muammo emassiz. Eringiz bilan yashayapsiz. Farzandlar otasini tanib turibdi. Bo'ldi. Ortiqcha harakat, ortiqcha siqindi bo'lishdan hojat yo'q, siqilishdan hojat yo'q. Topilsa ajdodlaringiz qanchasini bilsangiz shuncha sharaf. Lekin siz masalan 10 ta ajdodingizni bildingiz deylik, hammasi yaxshi insonlar ekan. U tepasi qanaqaligini qadam bilasiz. Balki o'rik savrlar bo'lgandir, balki yaxshi yomon inson qadam bilasiz. U surishtirilmaydi. Qadam bilasiz, surishtirib chiqsangiz Mo'g'ulning bolasi bo'lib chiqarsiz. Xitoyning bolasi bo'lib chiqarsiz. Qaydan bilasiz? Uni ham hamma uni bilsinmas. U 7 ta ajdodni bilish, u sharaf, nasabni bilish, nasabni pokligini bilish ma'nosida. Zinodan bo'lmagan sharafni bilish ma'nosida. Lekin mabodo kimdir mana shunaqa otasi, onasi qanaqadir bir ayib ish qilgan va hokazo nimadir bo'lgan. Lekin o'zi yaxshi inson. Bo'ldi, to'xtang. U kavlanmaydi hech qanaqa. Bir yigit keldi. Dadam bilan onam deydi, nikohsiz qovushganda men dunyoga kelgan ekanman. Keyin nikohlanishgan ekan ular. Va ular ajrashib ketgan keyin. Onam fohisha bo'lib ketgan ekan, yaqinda topdim deydi. Otam narkoman bo'lib ketgan ekan deydi. Lekin meni boshqa odam boqib katta qilgan. Men hozirgi ota-onamni ota-ona deb bilardim, hozir voyaga yetib bildimki, otam boshqa, onam boshqa, otam ham dabdala, onam ham dabdala ekan.
Men nima qilaman endi? Men bir umr shu baxtsiz inson bo'lamanmi deb savol berdi. Qarang, savol men voqei bu. Bu men to'qiyotganim yo'q. Masjidga kelib so'radi shu yigit o'zi kelib. Ayatinchi shariat nima deydi shunga? Endi sen zinodan bo'lgan ekansan, oting bir ahvol ekan, oning bir ahvol ekan, nima bo'lsang bo'lasan endi deydimi? Yo'q. Shariat aytadiki, sen Alloh seni kimdan qanday dunyoga kelishingdan qat'iy nazar. Kullu mavludin yuladu ala al-fitra. Rasul akam alayhissalom aytdilar. Sof fitrat bilan dunyoga kelgansan bolam. Alloh ota-onangni aybi bilan seni qanaqadir bir yomon odam qilib dunyoga keltirmagan. Sof inson bo'lib dunyoga kelgansan. Bo'ldi, shu sofligini saqla, shuni rivojlantir. Shunda deyiladi. Tamam. O bazı bir hislatlarını istiyorsunuz. Mesela siz oğlunuz sözamal borusunu istiyorsunuz. Sözamal aileden kız alın, oğlunuz sözamal rab oladı. Misal için. O al edku dese şuna kanarsın. Faziletler, bazı bir faziletlerle nisbeten. Ve bazı hadisin ikinci şarkı var. Cismani değil yani. Yani siz bekuvvet adamlarını kızını alın, valiz bekuvvet bulan. Bana bunu kanarsın. Şunun için atasını, ata özü. İsteme yaptı mı? Kavlanıştı bu, tohtatı. Şimdi ikinci mesele. Bir madde telefonunu almayanı için, ya bir hatası için erge talak koysun. O eşiğini bekit koyun. Şart paketi yap. İkinci mesele. Ayalının bir hatası için, ya ki erkenin bir hatası için, acilaşış yani ki talak ve hakazaki geliş, ya ki zulüm kılış. Bu en yaman ahlak şu. Şeriatta Kur'an-ı Kerim keçirim gibi buyuradı. Ne işte ayet? Keçirinler. Eğer siz ayet keçirmezsiniz, nemeni keçiresiz? Yaşlı kıyanı keçiresiz. Nema siz yaşlı yapırganı için seni, menge yaşlı yapırganı için seni keçirdim deyiz mi? O hata kıladı ki keçiresiz de onu. Eğer hatanı keçirmezsiniz, keçirim degen lügat kaçan işleydi? Allah'ını keçir degen sözü kaçan amal kıla alas eğer siz bunu hatası için keçirmezsiniz? Ne fakat keçirir? Allah dedi ki, idfa billeti hiye ahsenu seyye. Yamanlıki yaşlık kıl. Fe izellezi beyneke ve beynehu adavatun ke ennehu veliyyun hamim. Şunda en aşerdi düşmenin en yakın dostu elenedi. İslam ana şunda örgütedi. Er hatın birbirine en yakın insanlar. Onlar birbirini keçirmesi. Kimi keçiredi? Ayıbda barqaror bo'lish, ayıbda bardavom bo'lish, sizni haligi chegaringizni juda buzib tashlash. Bunaqa holatlarda endi siz tahdid qiling, boshqa qiling, tarbiya qiling bo'ladi. Ammo bir marta yiqilib tushib, yiqilib qolsa, bitta ayib qilib qolsa bo'lmaydi. Aksincha Imom Ahmad aytadilarki, dunyoda salomatlikning 10dan 8tasi tag'ofulda, lekin ko'p odam bilmaydi. Tağafül ne demek yani? Tağafülü körüp körmeyenge bilip bilmeyenge alış. Bazı bir tayiliş, bazı bir yıkılışlarında körüp körmeyenge bilip bilmeyenge alış gerek. Şimdi salametliği bulur. Kim hata kılır? Hemen hata kılır. Hatırlar var, iğrini kevle büyüredi. Ya siz bilen yaşı kevle şey yaptı, yaşı buna sabahtı bul yaptı. Ne kılaz kevle? Haliginde buna kadar geldiyiz. Haliginde ana kadar geldi. Bir hatun uğraşaydı, gelip haligi macera bulan gelişeydi. Ey siz, 8 yıl, 15 yıl oğlunun geplerini yapırken buladı. İyi. 15 yıl yaşa babası kundan kendine. Ne kadar sonu kevle bindi? Keçirimlilik kaçan işleydi? Eğer bir hatun birbirinin aybını keçirmezse kimi keçirirdi? Keçiriş gerek. Ne fakat keçiriş? Tağafül. Bazı ayıplarını bir hatun birbirinin aybını körmeyenge alış gerek. Hatta ulamalar aytadı ki, dostingni uni unga bo'lgan muhabbating savmaydigan darajada tani. Bazı insanlar shunaqa bo'ladi. Bazı do'stlaringiz bo'ladi, yaxshi tanib olsangiz ko'ngil sovib qoladi. Ya hamma unaqa emas. Bazı do'stlarni tanigan saringiz yaxshi ko'rib qolasiz, lekin bazı insonlarni ich tashchalik chiroyli bo'lmaydi. U odamni yaxshiroq tanisangiz, kiriga ko'zingiz tushib,
muhabbetsiz kaytarır. Lakin dostuyuz. Ulamalar ayet edildi ki nasihat. Kavlanma muhabbetin savuyduğu halat bulmasın. İrhadın hem şu. Birbirinden muhabbet savuyduğu narsanı kavlanmasın. Lakin şeytan şunu vesvese kıladı. Ne demek? O maksadı şu ki o şeytan ailenin bulsun en kötü yutuğu şu. Kavlanmasın. Keçirsin. Ha? Bana bu narsalar ailenin demek. Müstahkemli bütün şerik, zarur. Erge nasihat şu ki adeten katteler kiçiğini keçirerdi. Rehber kolasını keçiriş gerek. Bana şimdi cemiyet, aile müstahkem buladı. Madem ki kasten berdevam edemez mi? Dairiş buladı, hata buladı. Keçirirler. Bir ailenin kaynanası kelinini keçirmeyim ben diyebdi. Kaynana kep kettin adam. Meyettim ki şu, bana şu hazır kelinini hakikaten ayıp etken doğru. Yani cüle ulaka zına yürü bu hakasa bu mu yani? Lekin yaşlık yiyen, ayıp kış yiyen. Bir edeplik yiyen değil. Hop şu kelinine şu bir adabını götürdü. Meyli. Şu gün ne çil oldu, kança oldu kelin bugün gezen? Bir yarım yıl dedi. Ha, bir yarım yılda bundan başka macera çıkamıyorsam, yo cüde yaşlıydı dedi. Ha, bereket yapıyor. Bir yarım yılda bitti hata kısa geçirmedi mi? Bir yarım yılda bitti hata kısa. Eğer şunu geçirmesin, hemen geçirelim. İlem şu. Ayol ham şu. Birbirine geçirmeyi buluş gerek. İçe diyen çeke diyenler. Özü Müslüman kişi için haram, Allah hakkıyla diyenler sana kılıç. Cüde ağır işliyoruz. Ateizi etmeyen adamlar, o dedem bana kadar diyenler deyip kılıyı yürüyordu. Otasını hürmet kıyandı. Anam bunu adı yani diye, deyip bihude işlerini hem kılıyı yürüyordu. Anam kımadı mı diyenler de. Atam kılma degeni deyip atası anasının hatırı için o şeyler takılırken nersendi, rayasını kıladı. Mumun kişi Allah takılırken nersendi, ne gerek yakınmıyordu? Bir metri yarım metri hata kılış, günah kılış hemen de var. Lakin günahta berdevamlık bu yaman narsı. Bu cüret bu. Haram degen nersendi, bunu ben namazı okuturup içeri çekildi diyebdi. İyi, namazı siz eğer iç çekişten kaytarmayken bu sefer namazı siz hala maramı yetmedi. Kabul bulmaktı diyor muyumuz? Maramı yetmedi. Eğer namazın cahiliye koyuyorsanız günahtan uzun sizi tohtatadı. Günahya kaç ara leskiyekken bulsayız namazda şunca nüksan var. Onlara nasihat çünkü namazda mahmuz tahkem bulayım. Ve Allah haram kuyen nesinden değil. Üçüncüsü ben aile meselesinde ben çekiş iç diyen nesi nihayet de yaman. Aynısı ayol pakize bulsa, adeten bizde elhamdülillah özbey ayarlarımız çekmeydi. O ses kirp göredi. Ayşe radıyallahu anh ayet ediler ki, Peygamber aleyhissalatü vesselam için en ağır nerse, o kişiden badboyhit kirişi idi dediler. O kişide kuşboydiler. Lekin badboyhit kirip kalmasın diye daim hoşyar durardılar. Hani bir arın nerse kolu getirip gitip kalsa hit kirip kalış. Ha? Kim gibi bir arın nerse akıp kalsa onu hit kirip kalış. Şundan önce de hazır bulardılar. Öncüncün üye kiri bak, birinci misvek, ağızlarını misvek kılardılar. Çünkü hem taharat bulan bu adam, köşede yürüyenden kendi mesela ağızda avukatın sel boyu ağızda uğraşı mümkün. Kuşboy bulan, misvek bulan onu ketkezirler. Yani kuşboylik, badboyunu ketkeziş bulan çekilenmezden kuşboylik kasp kılıp yürüyüş. Müslüman kişinin sünneti. Halat, hıslat, Resulullah'ın sünneti. Öşe içeriyen çekediği adamların ailesi gücü de adam rahmis geledi. Ular içmeyi çekmeydi. Ana o narsalarını badboyluğuyla içmeden çekmeyi adam çelemeydi. Allah'dan korkup ayalının aldığı hürmetini saklaş için hem. O onge azar vermesliği için hem. Müslüman adam ayal çekmeydi içmeydi mi? İçmesin çekmesin. Allah haram kılıçdan tasqarı bu yan mülahaza kılıç kerek bu yan şer'i talep özü aslında. İkinciden içip çekiş. Ne fayda verirdi sizce? Aklınızı aladı. Pulizi bihude sarf kıladı. Kaç muhtaç adamlar var. Ha? Cigeri için,
sağlığı için güreşken insanlar var. Kan kuyuş beni sesine bağırsayız, ben bazen bağırıp duramam, iztirap geçeceğiz onların halatından. İnsan sıfatı da siz tütetişte onun ya, aklınızı ketkezer diyen haram nesneye sarf edersiniz onun ya, öyle bunu, öyle insan sıfatı da, öyle şeyler gibi vermiyorsun. Onlar ölüm ile alışıyor. Biz Meksika'yı bize aldığımız vücudu her günü keledi kesel. Her günü, kudalı bitmiş günü kesel var, yardım soruş var. Hoş kesel gibi. Adamlardan körü bir de sana mülahaza kılası da kalayım. Derdine deva bulmasa bu bitti iş. Onu da insan halkalıyın derdinin devası yokken deyip könü ker. Lakin derdine devası var, pulu yok. Anası kesel. Şifası var. Devalası da buladı. Pul yetmeyip. Cüda kattık azabı da bu. Bana şu çekerdiğin, içerdiğin pul yüzü. İnsan sıfatı da, Müslüman sıfatı da koyarın. İnsan sıfatı da, şunlara bir iş gereği emez mi? Şu, anasını ölümden saklaşı için vicdan azabı da kagen adamın bir iş oranlı emez mi? Ana bu haram haraç derslerinin biznes kıladığınlar gibi farkı yok. İnsanlar, insan kadri yok onlar için. Onlar da pulu köpeğse buldu. Dersesini satıvası buldu. Lakin siz Müslüman kişi sıfatında, insan sıfatında hayatta yaşlı kılışız gerek. Dünya amel için. Muhterem azizler, bu dünya amel için. Yaşlı amel için. O ye biçişte özülmez mi? Ye biçiş yolu öyle ki işler bu. Ben Amerika'ya varsam, bir de maksat bilen var hemen. Lakin aç kalması için aşağıda da avukatlarına çay içip yürümem. Doğru mu? Lakin yeme içiş için varmıyız ki Amerika'ya. Dünyaya yeme içiş için kime gelmez? Yaşam var çünkü gelmez. Şimdi dünyanın nimetlerine faydalanıp yeme içip yürümemiz bu şuna kadar. Şunun için o içediyen çekediyen kişiler aynısı Müslüman olsa haramdan katlı itiyilişler gerek. Resulullah Ekrem Aleyhisselam ettiler. Haramlar Allah'ın çekerleridir. Allah koyan çekere o. Onge demek ben kişi onge demek ki tecavüz kılışı günah buladı. Ve kıyamete cevap veresin. Hamaske cevap veresin. İnsan bu dünyada yaşayıp şunu çekip kaçıp kutulup et almaydı. Lukman-ı Hakim bir gün oğlu kese geçmeydi. Köçeden keyneken. Oğlum bir akıya dedi. Otur. Bugün ne mi kıldın dedi. Yani ettim ben türlü taharat aldım. Kenci, namaz okudum. Kenci, çay içtim. Kenci, dükkana çıktım, işe bağırdım. Kenci, dükkanda indi, 6 saat kıldım. Kenci, kendçülük kıldım. Kenci, bazarga bağırdım. Kenci, geldim. Yaşı bağırdı, uhla dedi. Ertesi hem kese, oğlum yaş geldi mi, keçpeydi. Ne mi kıldın bugün? Ettim ben türlü bağırdı okudum, namaz okudum. Çay içtim, işe bağırdım, dükkana bağırdım. Okuldum, bukuldum, balancı bulan körüştüm. Yettim, geldim. Ya, demin aldım. Üçüncü günü hem sorardı. Üçüncü günü oğlu sağlayıp morallanıyor, cevap verirdi. Dördüncü günü keçipeyt, oğlu kirip gelse, oğlum bir dakika kedi yenirken uff, dede, yene mi? Dedi. Mesela, yok, bugün başka gel var, kedi yedi. Oturdu. Otursa, bilesem mi sen, üç günden beri senden ben gündüzde nimak yayını soradım. Keçesini soradım yok. Soradım. Hal yayını ettim. Şanlım kaldım. Çünkü arkada yürgenim yok onu. Tras yalganlığını sürüştürüşken. Dönüncüden sen ne mi desin hem boptu yaşı demin al barkir dedim. Doğru mu? Ceza mükafat diyen derse kıyanım yok. Peki Allah beşinciden ben seni üç gün soradım halas. Ben bunu ne yakıldım bilesem mi? Unutma Allah bir gün gelip hut şuna kadar gün ve gün soruyordu. Hut şuna kadar gün ve gün soruyordu. O yan yanından yarı gün içinde bu yanından hemen soruyordu. Peki Allah sonra geldiğinde menge hoşap ne mi desin işlerine kalabalık mıydı? Körü bilip durup soruyordu. Farişteki yazdırıp koyup yanına güvahını koyup suratını gözünü görseydi meşteyim mi sen deyip durup soruyordu. Sen
Künni bir kança dakikalarını ettin halas, saatleri kop git. Allah dakika dakika soruyordu. O saat, yette mi, abiyette bitti, iki teşliğini ayıp koysun kurtulmuyorsan, kademe kadem soruyordu. Ben soradım, demin al dedim. Allah kirip demin al demeydi. Onu ceza mükafatı buladı. Şunu kıskılı bir yaşa deyip seni üç gün güne soradım halas. Eğer 50 yıl sorasam ne bulasam, bilesem mi? 30 yıl yine sorasam ne bulasam, bilesem mi? Balam hoşyar var, Allah soruyordu. Dediler. Bana şu hakikat var. O siz, ulamalar ayırtladı, fasık, Kur'an ayırtladı. Fasıkların köprüsü seni alda koymasın dedi. Fasık, facir, nakas insanların köprüsü sizi aldamasın. Adamlar yürüp diyor diyor. Ulan hani cevap verirken de ken köresin. Ne olur şimdi? Lekin bu savol cevap ki iman getirmezse kişi mumun bu muydu? Savol cevap ki iman getiriyen onun kanı akıllı beymalar günah kılıp yürüdü. O hata kılıp günah kılışı mümkün. Nefsi şeytan ki aldanır. Bir metri yarım metri. Lekin günahta bir zaman bu muydu? O cüreti yetmeydi onun ki. Ana şuna kadar haram harış yürüyenler. Ailesi yıkaramazdan. Ferzendi yıkaramazdan. He? Allah'ın aldığı hem cevap biraz hali. Ferzen baracak eden taşkar. İkinciden, siz hayatta mazakalı YouTube ile yaşamışsın. Ferzenlerini berkemal östürüp, özüyüz halal pak mazakalı bir yaşası böyle. Hiç haram ki insan hocası siz miydi? Haram sanalık 98-99 faiz derse halal öz. Halal 7 başı böyle misin mazakalı sizge? Ne mekereye var haram bilen özüyüzü cevabiyar kılıp. Ailenizi, farzallarınızı yaman halatka salın. Adeten şuna kadar bihude yürüyen insanlar ailesini hem parakende kıladı. Bitti özümez bütün ailesini berbat kıladı. Bitti özümez bütün ailesini hayatına zarar yetkizedi. İnsan mesuliyetini kıskılış gerek. Tamamen kılavimek ki erkekler. Hakkıda. Şimdi rızk Allah'tan. Ta'minot meselesi juda keng mavzu. Agar ayolda pul bo'lsa, oilaga yordamlashsa yaxshi bo'ladi. Pul topishga imkoniyati bo'lsa, topishib yordamlashsa yaxshi bo'ladi. Lekin erkak ta'minotni qilish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Birinchisi, shu erkak o'stirayotgan ota-onalar şu farzlarını ilimli, kasb-i hünerli kılıp katta kılış gerek. Erkeklerde pöpeler katta kıladı, bala diyen iplar mıydı ki? Kiyin, atanı ötedi, ketedi, böyle koymayken hiç kimi, kiyin farzlarla kıyneledi. Ailesini aldı da, farzlarını aldı da, kiyin kıyneledi. Ballarını hayat bilen pişirip katta kılış gerek. Hüner örgensin, zamanasının hünerini, ilmini örgensin, dilişçiliğinin sebebini kısın. Aldığında hemen hüner memnun. Yani cüde hüner tapmayanlar, mesela kolejler, mihnetçiler mesela, üyüşlerde bilen hizmet bulan pul tapsın. Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam etkenler. Eğer kişi Allah'a tevekkül kıla alsa, doğru tevekkül kısa, elbette rızkını tapadı. Körmeyse mi dediler. Çumçuk ertelep köçü yölge çıkıyken de, karnı suya yiye yapışken halette bulundu. Keşke payet kanını kapaytırıp geledi. Yani rızkını Allah birgen teredi. Allah'a tevekkül kılıp köçüge çıksa elbette rızkını topladı. Elbette yaşlı giden sebeplerden hareket kıladı atağına. Özü elinde atağına ötüp etken mi olsa, bugün olsa, özü halde hem olsa hareket kılış gerek. Biz elinde atağınamızı okutma gereken, bundan bulma gereken deyip oturuşa hakkı yok. Min hıl hüner var. Örgense böyle de hazır ama hünerini. Örgensin kılsın. Ve hareketke bereket. Allah hareketke bereket verir. Fakat bende de tamak degen narsa var. Allah'tan emmez. Bende'den tamak koyadı. Rızkı kesilirdi. Bende de dengeselik var. Allah'ın birişiği işanmaydı. Rızk birişiği. O çünkü yarışı netice alırdı. Allah subhanahu ve teala ayet dedi ki Allah'u ve ki eyyim min dabbetin la tahmilu rızkaha Allah'u yarzıkuha ve iyyakum. Yeryüzünde hemen can zatını Allah rızkını verip bugün sizlerine hem rızkıyla verirdi deyir.
Demek siz eğer hareket kısız inşallah teminatı getkizin. Bir adamın niyetiye karar buluşu gibi bitti mi misal ayıtı mı? Bu ya vakıya. Ancak da bir yigit ünlenirken payette damlalardan eşitkenirken nikahtan keyin, akdı nikahtan keyin ayolunun teminatı yiyip içi erkeğinin zimnesinde bu nedir diyen gapını eşitkenirken. Cüda öşü gap onge yaşsın genirken biz Andijonda adetten toy günü, kelin, kuyovnikiga boradigan kuni nikah qilinadi. Unaqa 5 gün, 1 hafta oldin nikah qilinmaydi. O'sha kuni nikah qilinadi, biz ulug'larimiz aytishardiki, nikohlangandan keyin er-xotin alohida yotmasin deyishardi. Nikohlandimi? Bo'ldi, o'sha kechadan ular birga bo'lsin. Muhabbatga sabab. Nikohlangandan keyin yolg'iz yotmasin degan ma'noda o'sha kuni nikohlashadi. Ertalab nikohga boribdi 10-11larda, 9-10-11larda nikohga borib nikohlanibdi kelinga. Keyin haligi domlaning gapi esiga tushib, uyiga ketyatib, hozir boraman u kelinga endi bir kasa osh jo'natib boraman, chunki nikohlandi, ta'minoti meni zimmamda bo'lib qoldi degan qasni qilibdi. Lekin borsa to'yxonada endi ish ko'p bo'ladi-yu, unga bunga chalg'ibdi, esdan chiqib. Xullas kalam oxir kech payetgacha kelin kelibdi. Kelin kelib kelin bo'lib tushibdi kuyovnikiga. Kechki payt endi kelin kuyov birinchi tanishib, gaplashib o'tirishibdi ekan. Gapdan gap chiqib kelin aytib qopti. Bunga ajoyib bo'ldi. O'zi ham shu nonushtadan beri o'sha nikohdan beri tuz tatmadim debdi. Nega desa, bilmadim debdi. Endi abet qilaman deysan biroq chaqirib qoldi. Endi bir narsa ichaman desam haligi yur mana kiyimni kiyib oldi deyishdi. U deyishdi, bu deyishdi. Salonga bor, palonga bor va hokazo. Shunaqa ishlar bilan bo'lib siz bilan nikohlangandan beri mana endi siz bilan birga choy ichyapman debdi. Shunda haligi yigit domlaga kelib yig'lab aytib bergan. Qarang, ta'minotni men o'zim qilaman deganim uchun Alloh shuni saqlaganda deydi. Allah onun himmetine yarışa şarait kılıp veriyor. O himmetini erkek kıyan. Erkek himmetini kılış gerek. Men tamulatını kılaman diyen himmetini kılın Allah rızkı verir. Şimdi size hem duayız icabat bu mesleki mümkün imtihan bu. Bunda ne kılas? Bunda sabır kılas. Ayol ham azıya kanaat kıladı. Kelişedi. Ve erkekinin vacib ve nefakası cüda kettime söz. Ya bir çeşit kim keçer ki cay. Hagen derseler vacib mi söz? Hagenleri şerayete karab vacib buladı, şerayete karab halkındır. Ya da ikinci mesele. En mühimi, rozgar, kısa kalıp etkendi, rozgar. Ve üç cay. Bana çünkü hareket kılsa, erkek kişi inşallah niyetini saf kılıp hareket kılsa, inşallah Allah beredi. Şimdi hareket kılıp aksagen payette ayol ham onge yanı getirgeyi buluş gerek. Onu ruhlantırıp duruş gerek. Yahu da ayarlar cavrap erkeğini sindirip koyadı. Siz öz adam olmayasınız. Siz işlesen iplama gelsiniz. Notur. Erkek yerini erkeladiyan ham karayı erkeladiyan ham hatın diye dip bir kerge etme gel. Erkekini ayol tırgegi buladı. Onu ruhlantırış gerek. Siz hemen arası kol izden kirli. Kandı yaşı ediyiz. Yani yaşı bulasın. Oha kızı. Men sabr qilib turaman. Men mana bungacha mana bungacha men chida beraman. Qolganiga siz harakat qiling. Mana shunaqa chiroyli muomala munosabat bilan bo'lsa, albatta Alloh baraka beradi. Kattalarning gapi bor. Bir kun janjal bo'lgan joydan 40 kun baraka ko'tariladi. Urush og'irgan bilan hech narsa hal bo'lmaydi. Baraka ketadi. Mana shu narsani unutmaslik kerak. Ayolning ishlashi bevosita shunga bog'liq. Ayol kishining ishlashi haqida biz bir podkast qilishgan, men o'zim gapirib berganman. O'shanda batafsil ma'lumot olish mumkin. Kıskası ayolunun işleri özü aslı ayol kişi tuğulgenden ölgünüce erkeklerinin zimnesi de onun maliyevi tamın oldu. Kız sıfatı da otası ge, singil sıfatı da akası ge, amaki tokası ge, cüft sıfatı da iyir ge, ana sıfatı da oğullar ge tamın oldu vacib oldu. Bu mekanda cemiyet ge vacib oldu. Hazineden
təminat qılıb verilir. İndi onu uşarayı daim tapa almayız ki. Mənə şundan bilə olayın. Əyal kişini körün mənə şundan. Mənə şu əyal kişini şundan arda alagən dingə feminizm balabətlər kereyim. Heç həm kereyməz. Zərər. Əksincə. İlk əyalını ham siyinəm ondaq bundaq kılışın kereyə deyən yük əyal gəl. Ləkin əyal gəl işləşir mümkün mü desə mümkün. Valisi ruxsat versə atası. Eri ruxsat versə. İffəti diniyə əməl qıyan halətdə iffətini saxlab. İşləşir mümkün. Onun iffətiyə təcavüz bulması. Cismiyə zərər bulması. Eri ruxsat versə işləşir mümkün. Caiz əməllə. Şəriyyətdə həmə iş caiz məs ki, məsələn, ayol kişi işləsə bulurken, erkek kişi üçün həmə kəsib hal olmaz. Ayol gəhəm, erkek gəhəm, həmə kəsib hal olmaz. Halal haram mezanı bizim Müslümanlarda var, başqalarda olmasa yəm. Bizdə var. Var Yahudilərdə həm var. Nasranilərdəki cürə ki, boş əşib etkən, ləkin İslamda halal haram toluq saxlanqən. Demək, ayol kişi özgə halal boyan işlərini qılışı mümkün, pul tapışı mümkün, ləkin məcbur yetməz. Amma eyr həlgin dəqiqin əliyən pəyiddi. Özgə münasib iş tapıb, yardımlaşıb, köməkləşsə, sahab aladı, əcr aladı, dərəcat buladı. Və ailəni saadətiyə səbəb buladı. Amma işini deyib, ailəni təşəb qoyuş, yerini, xizmətini təşəb qoyuş, fərzənd tərbiyyəsini təşəb qoyuş, bu mümkünməz bu. Çünki əyalinin əsasi vəzifəsi o, üyünü abad qılış. Yerini, üyüdə sükunət tapışını təmirlən veriş. Fərzərlərini gözəl tərbiyyə qılış. Bu əyalinin eyni kətdə vəzifəsi, eyni birinci, o eyni şərəfli vəzifəsi. O ötə mühim. Bunu qadriyə hələ adamlar yetməyəbdi. Bunu cüdə kətdə, bunu nüməsi cüdə kətdə, bunu səmərəsi. Ən ikinci xatır məsələsi doğrusu nazi məsələ. Hazırın gündə aynısı da bizini Özbekistan dəvlətidə hükümət tamamından əlahidə qərarlar çıxdı. İkinci xatır məsələsini Tərqibat qılış təxirləndi. Qanunda ikinci xatın alış qanunla təxirləngən. Bu məsələdə tərqibat qılış qanunla təxirləngənəkən biz tərqibat qımiyimiz. Qanun təxirləməsindən türbən tərqibat qınəsidik. Mən şu vaxt keçə, şu şəriyyət əhkamını biləmən. Bərar təcəyədə ikinci xatın ki tərqibat qımaqən mən. Və bundan gən həm qımiyim mən. Ləki şəriyyətdə ruxsat var mı deyilsə, bunu həmə bilədim. Mən təfsir hilalını okuyayım. Başqa kitablarımızı oxuyun, şəriyyətdə erkək kişi törtə keçə öyrənişi mümkün deyil. Ləkin cəmiyyət qanunları bilən cəmiyyət tərtifə salıngəndə, o Allah edə məsələ. Ləkin şəriyyətinin hükmünə ayət sorasayız, şəriyyətinin hükmədə törtə xatın öyrəniş, törtə keçə ayarlıq öyrəniş şəriyyətdə var. Bunu həmə bilədi, yaş bala həmə bilədi. O ayrılmaz, köplə ərəb məmləkətlərdə, onlar gərçi dünyəvi dəvlət xısablansa həm, Köp xatırlıq qanunlan, demək, təmirləb qoyulgən, himayələb qoyulgən. O, dini dəvlətməz o dəvlətlər. Respublika, dünyəvi dəvlət deyilədi. Qanunları, qanununu şəriət deyib etməyə ilan qımaqən. Saudiyyənin dəsturunu Quran şəriət deyən. Yox, şəriət məhz konstitusiyaya əsaslanan dəvlətlər deyən. Köp xatırlıq qanunu kirtikən caylar köp. Bunu hazır macaraya səbəb buluşunun səbəbi köpüncə mənə şu ikinci üyləniş, ikinci ailəni ailəyə üyləyəkənlərini özü şəriyyətə xilaf iş bilən qədəm basıyəkən. Ailə birincisini özü təminləb qoymayan bulədim. Təminləyən bu səyəm, hal tərbiyyəsini qoymayan bulədim. Yəni ki, ikincisini alıyakən bəyətdə sürüşdürməyədi, netməyədi, məsuliyyət amiyyədi zimməkə, iki də balanı tozulub boyub təşəb keti olədi, bir balalar bolədi. Mənə şu nərsələr, mənə şu hüküm, mənə şu şəriyyətdə, mənə şu qaydəsəyə nisbətən, ya tezkər əks münasəbətlər buluşu ki, müsulmanların əməli səbəb oldu. Desək, hata bu məydi? Müsulmanlar şəriyyət əhkamını suistimal qəməsliklərə gerək. Ləkin şəriyyətdə şünəqə erkək kişiyə ruxsat verilgən mi desə, ruxsat verilgən. Şərtlər bilən, əlbəttə. Rəşq məsələsi, bu haqqəzələr bar ki, bu desə, bu ictimai ayn,
Rəşk adətən ictimai ayn bolədir. Əksəri ictimai ayn şeytan ondan faydalanır. Həqiqi rəşk unaqa cür uruş cəncəlgə baradiyan, cə unaqa topanəngə səbəb olmaydı həqiqi. Həqiqi rəşk. O ədavət o. Ədavət o şeytandan bolədir. Ailəvi macaralarda köpüncə biz şeytanga aldanganmız bilmək qalamız. Şeytan vasvasa qıladı, o qıladı, bu qıladı. Mana shunga o'xshash natijalarga olib keladi. Shuning uchun endi O'zbekistonda taqiqlangani bilan bu mavzu Amerikada mumkin bo'lishi mumkin. Ha? U yerda erkin bo'lishi mumkin. Shu e'tibordan men hozir bu mavzuda sizlarga qisqacha to'xtalib o'tyapman. Endi buni batafsil bu borda batafsil ilm bu alohida mavzu. Agar buni alohida, masalan, tafsir hilolni o'qisanglar bo'ladi. Tafsir-i Hilal'da Ahzab surasında, Nisa suralarının tafsirlerinde Ustaz Şeyh Hazretleri aynen üşbu mevzunu nihayette çırali yaratıp bergenler. Yeterlik bu yan çünkü hasıl kılıç için. Yani ondan hem anlamayan adamlar ki onun yeni tafsiratlı sohbetler kılışı mümkün. Yani onu azadan Ali'ye ne mi desin oladı? Yaka şahsiler tertibi de bozsa doğru bulur. Xullasi mana shu. Shuning uchun bu mavzuda agar sizlar kim ayollar ko'pincha to'g'ri topa qilib gapirishdan oldin shariatga oid masalada hushyor bo'lish kerak. Oldin o'rganib keyin gapirish kerak. Oldin bilib keyin so'zlash kerak. O'zichasiga harakat qilsa inson xato qilib qo'yadi. Vallohu a'lam bissawob.